hiç aşık oldun mu? Sana kuşlar mı söyledi? Sosyal medyadan tanıştı, aşık oldu. Evet, kuşlar söyledi. O çok tatlı bir kuşmuş ama. Gerçekten var öyle bir şey. Alo, ben Özlem. Peki Gökhan neyin hazırlığını yaptı? Ben dedim kızıma, aramışım dedi. Artık benim annem siz oldunuz ya. Babacığım selamünaleyküm, nasılsınız? Evladım sen nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, ellerinizden öperim. 30 senede ilk defa bir yüzüm güldü ya. Özlem geliyor mu? Özlem ne olur buraya gel ya. Esra ablam bak söz verdi, evlendirecek bizi. Şimdi Esra Erol'da. Nerede kaldın? Daha önce böylesini görmediniz. Bu görüntülere inanamayacaksınız. Orhan Gül'ün uyguladığı şiddet herkesi şoke edecek. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Orhan Gül, eşi Merve Gül'e dün akşam hangi mesajı yolladı? Hangi iddialarda bulundu? Kimleri neyle suçladı? Şimdi Esra Erol'da. Leyla Atay'la bir görüşme yaptınız. Sana biyolojik annenle ilgili ne söyledi? Konuyla alakalı bilgi alman gereken biri annendir dedi, biri de Filiz teyzedir dedi. Leyla Atay'ın herkesi şoke edecek iddiaları ne oldu? Kendi doğru mu söylüyormuş? Geldiklerini hatırlamıyorum ki Esra Hanım. Yanında Kerim abla var. Filiz dedi yalan söylüyor, iftira atıyor bana. DNA testini kabul etti mi? Leyla Atay'dan inanılmaz itiraf. Şimdi Esra Erol'da. Filiz teyzenin söylemesi üzerine konuya dahil olduğunu, konuyla alakalı bilgi alman gereken Filiz teyzedir dedi. Hakkındaki iddialar doğru mu? Yalan söylüyor, çıksın karşıma. Ben ona bir soru soruyorum şimdi. Olayların odağındaki isim Filiz Küperi'den Leyla Atay'la ilgili çok konuşulacak bomba açıklamalar. 83 senesinde 4. ayda beni kimin evine götürdün? Avukata da ihtiyacım yok. Çünkü korkacak bir şeyim diyor. Filiz Küperi stüdyoda. Yalanının içinde sen boğulun. Son çırpınışların eğer cesaretin varsa ben buradayım. Şimdi Esra Erol'da. Ekranları başında bizlerle buluşan seyircilerimize sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Nasılsınız? Hoş geldiniz Özlem Hanım. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Her şey yolunda. Burayı çok özlemişim. Özledi. Ha tabii yoktun değil mi sen geçen hafta? Geçen hafta olmayınca. Ne o tatiller, matiller, semestrler. İş güç diyelim inşallah. İş güç diyelim, öyle konuyu kapatalım. Siz nereden gelmiştiniz? Trabzon'dan. Trabzon'dan evet, geldiniz. Trabzon. Ama maşallah en sevdiğim seyirci eli dolu geliyor. Ha? Çay. Çay. Karadeniz'e bizi izleyen herkese sevgiler, selamlar olsun. Bir şey soracağım. Önce ben sorayım. Sen Anlat Karadeniz'i izlediniz mi? Evet izledim. Nasıl buldunuz? Bak ama yalnız bir şey. Nasıl, çok mu beğendiniz? Çok güzel. Neyi sevdiniz? Bak teyzeye bak. Güzel mi dizi? Ha? Çok, oradaki sevgiyi, aşkı. Değil mi? İnsan içi kıpraşıyor. Niye? İçiniz mi kurudu? Aa. Buyurun. Hiç kalkmayın, ben geleceğim.
Ay çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Böyle çiçeklerin. Çayınız. Aa. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Afiyetle içeceğim. Şimdi... Trabzon'dan kuzenimle geldik. Bu sefer dedim kesin gideceğim Esra ablaya. İki senedir böyle var ya, yani artık işten koşa koşa eve geliyoruz sırf seni izleyebilmek için Esra abla. Kızım 8 yaşında eve bıraktım, diyor ki anne Esra ablayı arayacağım, beni götürmediğini söyleyeceğim. Aşkım aslında buraya gelebilirsin ama burada oturamazsın. Bir de Esra. Esra diyor ki ben galiba Trabzon'u çok özledim. 4 yaşında çok özlemiş Trabzon'u. Onun yerine buradan götürsene o zaman. Götüreceğim, gidiyoruz abla. Götüreceksin. Pazartesi. Peki gideceğiz. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben buradan ederim. Bütün Trabzon'a selam söylüyorum. Hepsine, herkese eşime, sevgiler gönderiyoruz. Herkese. Peki. Özellikle karşı komşum Emine'ye. Niye? O çay, özellikle çay fabrikaları vardı Sevmiş Sahip, o yolladı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hava attı, zengin arkadaşlarım var. Fabrikalar olan arkadaşlarım var. Hayır, fabrikası çok... olmasaydı Emine'ye hayır, selam söylemeyecek çay miydi? Var, çay özellikle. Hani onunla konuştuk, ne götürelim ne götürelim. Çay götürelim dedim. Fabrikası Esra var ama ne olacak bu kutuda Esra'ya? Bir de şey, yani onunla çok izliyoruz Esra abla. Biz artık şey, ortaya halı attık böyle. Devamlı birbirimizdeyiz. O yüzden birlikte seni sabah akşam izlediğimiz için her sevgiler gün gönderiyorum. Evet. Gül ablanın da inşaat neydi? İş adamı kocası var. Tamam. Sevgili seyirciler, ben de yöneticinin hanımıyım lütfen. Esra Hanım. Site yöneticisi. Şimdi önce Gökhan'ı çağırayım. Gökhan biliyorsunuz ki Instagram'da bir hanımefendiyle tanıştı. Biz ne kadar kuşkucu ve şüpheci bir insan haline geldim. Ben eskiden böyle değilim. Daha saf kalpli ve iyi niyetliydim. Ama şimdi giderek her şeyden korkuyorsun. Yani aslında Gökhan'ın ve birçok insanın kırılmasını ve incinmesini istemiyorum. Hemen ilk şüphem şu: gerçek kişi mi? Doğru kişiyle mi yazıştın? Bak, biri senin duygularını oynamıyor mu? Allah'tan bizim bir gelinimiz varmış. Onu öğrendik. Öğrendik. Dün ailede canlı yayına bağlandı. Önce alkışlarla Gökhan geliyor. Nasıl olmuşum? Ben valla bir şey söylemeyeceğim. Nasıl olmuş? Sevgili Gökhan bizim kapımızı çaldığında, bizim stüdyomuza, evimize, ocağımıza geldiğinde, bir yaşındayken anne ve babası boşanıyor. Annesi sonra kendine yeni bir hayat kuruyor. Şu an 31 yaşında ve onu bulmak, onunla vakit geçirmek için gelmişti. Fakat annenin hastalığından dolayı, psikolojik rahatsızlıklarından dolayı onu kabul etmediğini hep beraber öğrendik. Bu acı bir gerçekti. Fakat diğer tarafta bu programa çıkınca onu bir aile, bir hanımefendi beğeniyor ve kalbinde Gökhan'a yer vermek istiyor. Aslında Gökhan'ın buraya geliş amacı, en önemli şey sadece sevgiydi. Sevginin daha büyüğünü buldum ben burada. Sevginin daha büyüğünü mü buldun? Bir hatırlatmamız var. Ondan sonra buradayız. Bakalım gelin adayı bugün burada olacak mı, olmayacak mı? Gökhan, hiç aşık oldun mu? Sana kuşlar mı söyledi? Evet, kuşlar söyledi. O çok tatlı bir kuşmuş ama. Gerçekten var öyle bir şey. Dün başladı ama. Beni yayında seyretmiş. Annesi, evet. Babası İzmir'de yaşıyor. Sürekli mesajlaşıyoruz. Vallahi yemin ediyorum uyku uyumadım ya. Ya ben nasıl oldu anlamadım ki. Sanki bir anda gökten düştü. Alo, ben Özlem. Gökhan nasılsın? Aa. Özlem ne olur buraya gel ya. Esra ablam bak söz verdi, evlendirecek bizi. Ailem yanında Esra abla. Ben dedim kızıma, ayrı kızım dedi. Artık benim annem siz oldunuz ya.
Babacığım selamünaleyküm, nasılsınız? Evladım sen nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, ellerinizden öperim. 30 senede tabii, ilk defa bir yüzüm güldü ya. Yakup amca buraya gelir misiniz? Ne olur gelsin mi? Oraya gelir miyiz? Geliriz, neden olmaz. Yakup baba ne olur bugün gelin ya. Ya bugün nasıl gelsin? Ya İzmir çok yakın, İstanbul'a 9 saat. Sen dur. Uçuyorum heyecandan. Ya 30 yılda ilk defa bir şey kazandım ya. Annemi görmedim ama anneden daha büyük şeyler buldum ben. Selam olsun buradan sana. Sen hiç merak etme. Ben gerekirse Esra ablamı gelir seni isterim. Siz yeter ki anlaşın. Bak sana söz, düğününü de yaparım anlaşanla. Sen bize geri gelesin. Nerede kaldın ki bari gelin? Nerede kaldın? Şimdi hatırlatmayı görünce demiş ki bugün gelin demiş. Ben bugüne de razıydım ama bugün gelemiyorlar değil mi? Çok baskı yaptım ekip arkadaşlarıma. Ne yapın, ne edin, organize edin. Bugün burada olsunlar. Özlem ve Gökhan bir araya gelsinler dedim. Nasılsın akşamdan beri? Akşamdan beri hiç uyuyamadım ki. Heyecandan. Dur seyirciye de. Sen hiç... bugün oteldekileri sor. Sabah ne oldu? Ama seyirciye dön oğlum, arkanı dönüyorsun ya. Otelde ne oldu? Vereceğim. Sabah şimdi kahvaltıyı yaptık. Loca hayır içeri. Buradan eve otele gittin. Evet. Gece uyudun, uyumadın. Gece biraz işte 12'ye kadar falan mesajlaştık. Evet. WhatsApp'tan. WhatsApp'ta. Evet. Onun üstüne kamera falan da var işte. Kamerada açtınız. Evet, kameradan açtık. Babaannem konuştu. Yani... Babaanne sizle mi konuştunuz? Özlem'in babası diyor ki buradan selamlar olsun hepsine de. Biz diyor erkek evlat arıyorduk diyor. Yani bizim kızımız diyor tek bir taneydi diyor. O da diyor sana nasip oldu. Bir evlat arıyorduk kendimize. Bir erkek evlat. Evet. O da sen miymişsin? Evet, o da ben olmuşum. Peki sabah ne oldu? Sabah da kahvaltı yaptıktan sonra işte hani öyle bir heyecana kapıldım ki Tarkan'dan beni çok seviyor, yüksek sesle söylüyordum. Bahtiyar abim uyandı. Diyor ki ya diyor ne kadar güzel söylüyorsun. Neyi söylüyor ya? Ya Esra abla ben uyuyordum saat 9 gibiydi. Ya sesler geliyordu. Ben ikinci kattayım. Sesler geliyordu. O kaçıncı katta? Yok şeyde, sıfırda. Lobide söylüyordu. Ya bu ses ne dedim ya. Kapıyı açtım. Ses bir yukarıdan aşağıdan her taraftan ses geliyor. Hangi aşağı... şarkı söylüyorsun? Tarkan'dan beni çok söyle sev. Bakayım. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Ay. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Aşk masumca, samimi duygularla yaşanırsa insanın hayat enerjisini, düşüncesini, kimliğini iyi anlamda değiştiren en önemli duygulardan biri bence. Gökhan'ın o ilk geldiğindeki o bu çaresiz hali gidip bambaşka bir adam çıktı. Yani hiç duydunuz mu otel odasında ya da koridorlarında şarkı söyleyen birini? Bunu sadece aşk yaptırabilir bir adama ve bir kadına. Aynen öyle. Tabii Özlem telefon hattındaymış. Alo de. Alo. Alo, iyi yayınlar. Gökhan nasılsın? Esra abla sen nasılsın? İyiyim aşkım, sen nasılsın? Ya niye gelmediniz bugün ya? Bak Gökhan gibi oldum ben de. Özlem sürprizi gördün mü? Sürprizi gördün mü? Gördüm, çok güzel olmuş. Keşke orada olsaydım. Aa, keşke gelseydin. Kalp krizinden gidiyordum ben bugün. Artık yarın Allah nasıl edersin. Artık mezar taşıma da şöyle yazardı tabii, herhalde. Tabii. Evlenemeden bu dünyayı terk etti diye. Tövbe. Allah'ım. Özlem. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Şimdi bulunduğun yerde telefonla konuşurken televizyonu görebiliyor musun? Görüyorum. Peki şimdi bekle bak bugün nasıl hazırlandı senin için Gökhan bir görelim.
Oo, ben uçuyorum heyecandan ya. Of, tamam, lacivertli ben severim ya. Bir çeşit çok ya, kafa karıştı. La Özlem, görüyorsun değil mi? Damat gibi olduk. Artık Esra ablam nikahı kıyar. Tut elinden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elinden evet, işte bu. Çok sev, kimseye verme. Anama ana değilsin, babama baba değilsin. Sen bize gelin gelinsin. Nerede kaldın kibar gelin? Nerede kaldın kibar gelin? Ay vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sanki yeniden aşık olduk ya. Bütün duyguları bize geçti. Özlem. Efendim Esra abla. Hadi kuzum, müjdeyi ver. Ne zaman geliyorsunuz? Yarın geliyoruz. Allah! Özlem sen gel. Sana Burcu abladan Titanic'i çaldıracağım. Dans edecek burada. Yarın geliyorum Allah nasip ederse. Yarınızdayım. Ya sen bir gel de. Artık var ya. Ben bir şey diyemiyorum. Çok heyecanlıyım. Esran. Aslında Gökhan... Özlem Hanım'ın kalbini kazanmadan önce izleyicilerimizden de abla ve kız kardeşler kazanmış. Özlem Hanım yayına bağlandığı andan itibaren gerçek mi? Böyle birisi var mı ve böyle bir sevgi var mı diye hemen Instagram adresi bulunmuş, eklenmiş. Esraroğlu ATV adresinde birbirleriyle Özlem Hanım'la ilgili teyitleşti seyircilerimiz. Ve herkesin o şüpheyi bir kere ben bıraktım onlara ya, dedim. Şimdi bir kız var Özlem, sakın yanlış anlama. Artık o kadar çok şeyle karşı karşıya kalıyoruz ki bazen güveniniz zedeleniyor. Hani gerçek hesap mı, aman çocuğun duygularıyla oynanmasın diye çok üzüldüm. Ama sonra yayına bağlandıklarına oh be dedim. Özlem Hanım kalabalık bir aile alıyor birazcık Gökhan Bey'le beraber. Özlem sen hazırlık yapıyor musun? Evet, hazırlık yaptım. Peki yarın senin koridordan geleceğin, stüdyoya geleceğin anı heyecanla bekliyoruz. Özlem adını kalbime yazdım ya. Ne? Özlem adını kalbime yazdım. Ay. Hadi öpücük gönder, yarın görüşürüz de. Yarın görüşürüz, kendine gelirken dikkat et. Allah'a emanet olun. Bütün aileye, babana, emanet olun. Anneye babaya sevgiler. Seni heyecanla bekliyoruz bak. Tamam mı? Tamam, yarın görüşürüz. İyi hadi yayınlar. Görüşürüz. Hadi aşık. Aşık mıyız sen? Sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel. Yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel. Kollarına al beni. Şimdi gel. Ha, şimdi son cümlesini de söyleyeyim. Bahtiyar abime teşekkür edeceğim diyor, bana yardımcı olduğu için. Esra abla, özellikle ben de gitmek istedim ki ben de hazırlık yapayım kendime, bir damatlık bakayım diye filan. Allah Allah, boşuna değil yani. İnşallah Allah o günleri de göstersin. Sizlerin, senin gelinlik giydiğin, senin de damatlık giydiğin günleri. Ekip ruhu da özlemiş ama Esra Hanım. Şimdi böyle yüzümüz gülümsedi, mutluluğumuz arttı. Vücudumuz bu neşeyle ve mutlulukla kendine geldi ama... Yaşandığın hikayelerle de devam ediyoruz bir tarafta sevgili seyirciler. Bir konuğumuz var, 76 yaşında, Antalya'da yaşamını sürdürüyor. Derviş Sefa amca 8 yıldır da huzur evinde hayatını sürdürüyor. Fakat son yıllarda tam kalbinin ortasına oturan bir duygu var ki giderek artıyor. Çocuklarını görmek, onların sesini duymak ve onlarla kucaklaşmak istiyor. Belki de bir babanın son isteklerinden biri. Dileriz gerçekleşir. Alkışlar Derviş Sefa amcaya. Gözlerim beyaz, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Gözlerim beyaz, kalbimde
Daha kapıdan girerken iki gözün yaşlı geldin babam. Dert yok. Bu derdi veren Allah'ım, Yaradan'ım eminim onun dermanında ve çaresinde vermiştir. İnşallah sayenizde olur. Bir şey soracağım Derviş amca. Buyurun. Bu samimi bir soru. O VTR'yi alacağım ama aslında bu derdi de ben kendi başıma açtım diyor musun? Benim hatam da var diyor musun? Neden? Soruyorum sana. Yok. Ben mi kendim? Evet. Tabii hatalıyım. Hatalı olduğunu da düşünüyorsun. Tabii, evet, hatalıyım. Yani karşılıksız, hatasız dünyada kimse yok. Ben buna eminim, sadece büyük kayıplara uğradım. 8 yıldır huzur evinde yaşamını sürdürüyorsun. Evet. 2 tane, aslında bir evladın var. Evet. Ama sen 3 tane evladını aramak üzere buradasın. Şimdi onların hikayesini de anlatacağım. Bir, evlendiği hanımefendinin daha önceki evliliğinden olan bir kızı Derya Ada. Yok, oğlum. Oğlun var. Oğlum, ha, Tarık oğlum. Var. Evet. Tarık Ada var. Kızın Derya Ada var. Tabii, evet. Bir de bir birlikteliğinden olan bir oğlum var, Stefan, evet, diye. Stefan'dan, evet, Alman bayanı. Onu arıyorsun. 3 tane evladına seslenmek istiyorsun. Derviş amcanın yaşadıklarını anlattı. O VTR ekrana gelsin. Sonrasında teker teker hepsinin üzerinden geçeceğiz. Sevgi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben 1966 senesinde Almanya'ya işçi olarak gittim. Salih Mehter adında bir bayanla tanıştım, evlendim. Salih Mehter Hanım'la benim bir çocuğum oldu, kızım Derya. Çocuğa bakamıyordu, sinirliydi. Benim kızım en aşağı 2-3 sefer Türkiye'ye getirdi. En son annem üstelendi, getirdi, ben bakarım dedi. Evlatlık aldığım çocuğuyla benim kızımı annem baktı, okula kaydetti. 1974-76 arasında bir hata yaptım. Emekliğimi sattım, geldim Türkiye'ye. Bir araya gelemedik daha. Ondan sonra gıyaben benim boşanmış, haberim yok. Ve şimdi şu anda o gün bugün çocuklarıma kavuşamıyorum. Bir ara Almanların vasıtasıyla araştırdılar, çocuklarımı buldular. Kızımla internetten görüştüm fakat Tarık'ı göremedim. Öldü dediler. Evlatlık aldım çocuğu dediler, öldü. Sadece işte bana niye kızım sen kilo almışsın dememe bana herhalde kızdı. Ne kadar özür dilediyse beni affetmedi. Yani benim ondan bir beklentim yok, çocuğumdan hiçbir şey beklentim. Sadece ölmeden evvel onları görmek istiyorum, torunlarımı görmek istiyorum. Başka bir isteğim yok. Kızım, ben seni çok özledim, sesini özlüyorum, seni özlüyorum. Sen benim kanımsın, sen benim canımsın kızım. Bari hiç olmazsa çıkmıyor, cevap ver bana, bir sesini duymak istiyorum ölmeden evvel. Tarık öldü diyorlar, ben inanmıyorum yani. Ondan da haber yok. Alman bayanla ben bir hayat yaşadım evlenmeden evvel. Bir oğlum var, adı Stefan Schmidt, onu da arıyorum. Derya, Tarık ve Stefan'ı elime açıyorum, sizi bekliyorum. Ne olur beni yalnız bırakmayın. Dünyada sizden başka kimsem yok. Sadece özlüyorum sizi. Ben sizden bir maddi beklentim yok. Niye irtibayı kestiniz benden? Ben size ne yaptım ben? Ben bir bildedeyim, ben sizi arıyorum hep. Gece gündüz hep arıyorum sizi. Lütfen. Senden istediğim sadece sesinizi duymak istiyorum. Tarık Ada'nın ve Derya'nın fotoğraf kareleri de ekranda. Almanya'da nerede yaşıyorlardı? Derviş amca? Deryalar? Nerede yaşıyorlar Almanya'da? Almanya'da şu anda Münih'te yaşıyorlar. Münih'te yaşamlarını, evet, sürdürüyorlar. Şimdi çocukların oluyor. Sen eşin Saliha Mehter'in
Daha önceki evliliğinden olan çocuğunu da üzerine alıyorsun. Sonra üzerine Derya dünyaya geliyor. Evet. Ve aranızda problemler çıkınca, çocukla alakalı sıkıntılar çıkınca... Tabii. ...sen çocukları alıp Türkiye'ye geliyorsun. Ya, annem bakıyor onlara. Annen bakıyor. Annemin hakkı çok onlarla. Kaç yaşına kadar baktı annem? İkinci okula kadar okudular. Yani Adana'da. İkinci okula Akkapı Mahallesi'nde okudular. Sonra tabii ben iltica talebinde bulunduktan sonra dedim ki kızım git bari biz kaybettik ya, herkes ayrılıyor, çocuklarımı kurtar. Ben annem bakamıyor daha çünkü para maddiyeti ihtimali yok. O da benden habersiz gelip götürüyor çocukları Almanya'ya. Saniye ondan... Hanım tekrar geliyor, çocukları alıyor Almanya'ya götürüyor, senin ondan sonra bağın. Yok, görüyorum işte avukat sayısıyla bana her ay iki sefer arada 400-500 kilometre ver ben. O da... Görüyordum. Son 86'da döndüğümde fotoğrafım bunlardı. Son 86'nın 86 yılına mı 20 ait? Gün 20-25 gün kala ben yurt dışı edildim. Sınır dışı. Yani bir suçum yok yani. Sadece iltica talebini kazanmadım. 86'da sınır dışı edildikten sonraki son fotoğraf karem bu. Evet, Derya'yla evet, Tarık evet, Adaya evet, ait. Evet, evet böyle. Fakat sonra yine Alman bir aile sana yardımcı oluyor. Tabii burada ben turizmle uğraştım. Yabancı dilim güzel. Ona şimdi bir Alman'a yalvardım. Dedim böyle böyle ben çocuklarıma kavuşamıyorum. Dedi ki ne yapıp yapıp senin çocuklarını bulacağım dedi. Ben sonra telefondan görüştüm. Bir gün internet, ben hayatımda internet açmasını da bilmem. Yani okumuşluğum var ama öyle şeyim yok yani ben. Bende bir telefon var 7 senedir. Mesaj açmasını bile bilmem. Ondan sonra işte internete göründük. Kızımı görünce biraz kilolu gördüm. Dedim kızım niye bu kadar kilolu? Bu arada dur. 16 yıl sonra o Alman aile aracılığıyla kızın Derya'yı buluyorsun. Evet, evet. Derya'yı da... Hatalıyım. Ben hatalıyım. Ona 1000 sefer özür diliyorum. Özür dilerim. Dur bak oraya gelme. 16 yıl önce buluyor Derya ile bir şekilde hani o Almanya'da hayatını sürdürüyor. Münih'te yaşıyor demişti. Sizden de özür dilerim yani avukat hanım. Yani doğru. Ben işte, sakın yanlış anlamayın. Ben dur. Kötü amaçlar söylemedim yani. Şimdi sohbet ediyorlar ve ne kadar kalbine dokunmuş o. Bayağı sohbet ediyorlar, bir iletişimleri oluyor ama bu arada Tarık'ı görmüyorsun. Yok, Tarık'ı görmedim. Stefan'ı da görmüyorsun. Stefan başka memlekette. Başka memlekette. Ama birleştirdim. Derya'ya bir gün diyor ki sen kilo mu aldın diyor. Bunun üzerine Derya seninle iletişimi kopartıyor. Evet. Olay hepsi o kadar. Bu sözünden dolayı çok pişmansın. Çok pişmanım. Hem ama ben pişmanım. Sana şöyle söyleyeyim. Hiçbir baba, yani hiçbir evlat ben babasına bu sözden dolayı kızmaz, küsmez. Bir kere onu unut, kafandan sil. Ben art niyet öyle düşündüm yani, bilmiyorum. Yok. Acaba huzur evine düştüm diye mi bana böyle tepki gösterdiler bilmiyorum. Başka kırgınlıklar vardı muhtemelen. Daha evvel de çok güzel yani her gün kalktığımda Almanca, zaten Türkçe bilmez benim kızım. Good morning baba, nasılsın baba, iyi misin baba, ben seni çok seviyorum baba. Ben seni özledim baba. Annelerinle iletişim var mı yok mu onu da bilmiyorum. Çünkü ben boşandım 1900. Peki sordun mu annen ne yapıyor, nerede diye? Sordum ben dedi annemle fazla şeyim yok. Görüşmüyorum sinir. Dedi. Çok dövmüş. Sever mi? Döven kişiyi sever şiddet mi? Şiddet uygulamış yani. Anne. Hatırlamış ya. Sinirli. Sen de annenin şiddet uygulaması. Yani bu sizin iddianız ama... Zaten çocukları özellikle alıp Almanya'dan Türkiye'ye getirdin ki... ...çocuklar huzurla ve mutlu büyüsünler diye... Tabii. 86'da sınır dışı ediliyor. Bundan 16 yıl önce sadece Derya Aday'la, fotoğrafı ekranda olan Derya Aday'la. Bütün mahalle çocuklarımız seviyor. Hep diyor ki geçse bir gün yiyorsa bizim emeğimiz var diyor. Halaları var, amcaları var. Gelsinler de bir sefer biz de görelim diyor. Ama ne yapayım işte kanadım kırık. Ben olsam şimdi param yani maddi hayatım olsa uçarım ama o da bana gidemem. Çünkü bu yaştan sonra ben nasıl yapacağım? Peki diye. Derya ile görüştüğünüzde orada görüştüğü başka... Türk akrabasından, arkadaşından ya. Bahsetti mi? Bizi izleme ihtimali olanlara seslenelim. Doktor hanım, avukat hanım, düşenin dostu yok. Benim bir bacım var Avustralya'da. O da çok imkanlar tanıdı. Ama demek belki istemiyorlar. Ama yeter ki desin ki ben seni istemiyorum baba. Ya, arama bunu duymak dedi. İstiyorsun. Bunu duymak istiyorsun. Duyun. Ya gelsinler beni kucaklasınlar. Sonra ya da... bir o bir tarafa yani şey gitmeyeyim ya hasret gitmeyeyim. Hep olay bu.
Şimdi bir de... Yatamıyorum, geceleri yatamıyorum. Bir görüştüğü birileri var mı orada? Türk olabilir. Sizin bildiğiniz isim var mı? Münih'te görüştüğü, var, size hala, söylediği. Işte, hala, kim o isimler? Hala, onlara hala, seslenin. Hala kızı var bende telefonu ama işte bir sefer dedi ki... biz uğraştık, bize de cevap vermiyor diyor. Nerede çalıştığını biliyor musun? Kim? Derya'nın. Bilmiyorum. Yani mesela şöyle Münih'te. Demişsin ya baba... Yok, işte adresleri, falan... adresleri var. Adresleri var bende. Telefonu var bende. Yazdırın oraya. Tamam, peki bu telefonlar cevap vermiyor ama. Çalıyor çalıyor vermiyor yani. Heh, telefonlar cevap vermiyor. Şimdi şunu istiyorum. Mesela nerede, otomotiv firmasında mı çalışıyor, başka güzellik sektöründe mi çalışıyor? Bilemem ki. O zaman sohbet ederken hani ne iş yapıyorsun diye sormuşsundur. Yok, dedi ki baba dedi ben dedi bir Ürdünlü bir adamla evlendim dedi. Ürdünlü bir adamla evlendim. Bir adamla evlendim dedi. Dört çocukla beni bıraktı gitti. Bu. O da dört çocuğuyla orada yaşam mücadelesi veriyor. Heh. Peki oğlun Tarık Ada şu anda 47 yaşında. Derya Ada ise 44 yaşında. Tarık'la ilgili sana demişler sordum, ki... Sordum öldü dediler. Kim dedi sana bunu? Kendisi. Derya mı söyledi? Evet. Kardeşim öldü dedi. Kardeşim öldü ama bir kardeş buldum dedi. İşte o Alman, Stefan'dan görüştürdüm. Konuşuyorlar, sohbet ettiler. Fakat Stefan'dan bir sefer mektup geldi. Almanca okuttu, daha güzel Almanca okudum. Baba dedi, ben dedi Türkiye'ye geldim, seni çok aradım, bulamadım dedi. Bir kapı kapanırsa dedi, bir kapı açılır dedi. Onun için merak etme, ben dedi çocuğuma, hanıma, kendime adamışım dedi, bu kadar. Stefan da evli değil mi? Evli, evli. O da evli. Bir çocuğu var. Stefan Schmidt. Adresi Ingeborg'da de orada. Yazıyor. Annesinin Ingeborg, adı annesi. Ingeborg. Annesinin yani yaşadığım hanım adı. Ingeborg. Peki Salih Hanım'la ilgili hiçbir bilginiz hiçbir yok. Hiçbir bilgim yok. Öldü mü kaldı mı onu da bilemiyorum. Yani ben... Salih Hanım'ın yakınlarından görüştükleriniz var mıydı? Yok, yok. İrtibat tamamen kesildi. İrtibam tamamen yani boşandıktan. Kız kardeşleri, erkek kardeşleri. Gıyaben boşanma açtı. Bir daha da ben onu görmedim. Sesini de duymadım. Etmeyin. Ve gene söylüyorum. Allah her tutunun altına dönsün. Ben onun kıymetini bilmedim. Suçluyum. Yani suçum şu. Kendi kafama iş yaptım. Geldim burada battım yani Türkiye'de. 1900 işte. Biraz da ben yumuşak şeyliyim. Buna verdim, buna verdim derken... En sonra ben hayatım tamamen kaydı. Aslında o kadar doğru da bir mesaj veriyor ki şimdi iyilik yaparken önce kendi hayatınızla garanti altına alıp geleceğinizi yani başka sağlama yerler, hayatımda lazım. 76 yaşındayım. Hayatımda şöyle bir yudum daha içki almış bir insan değilim. Başka yönlere düştüm. Gece hayatlarım oldu. Tek yaşıyorsun. Yani şimdi Almanlarla... Alkol kullanmıyordunuz ama... Öyle yani harbi ben her şeyi... Sokakta olmayı seviyordunuz yani. Yok sokak... Şey, ben işte sağ olsun doktor hanım bana sebep oldu. Ben bu huzurevine hiç istemedim. Ama çok müsterihim. Allah razı olsun. Bütün huzurevi personellere teşekkür ederim. İnşallah mekanları cennet olur. İnşallah ziyaretçileri bol olur. Çok güzel bakıyorlar bize. Yani çocuklarımız bakmaz böyle. Ben onların... Yani çocuğumuz eğer böyle bakarsa ben insan değilim. Yanlış anlamayın. Yani herkes... Kimdir müdürünüzün adı? Müdürün adı Nazire Hanım. Nazire Hanım. Buradan da sevgiler gönderiyoruz. Selam söylerim. Nazire Hanım Azerbaycanlı bir bayan. Ama bizi çocuk yani çocuk gibi görüyor. Ay ne güzel. Ben hatta ve hatta yazın uçurttuğum zaman teselli olmak için hep beni alkışlar. Yani selam söylüyorum. Bütün oradaki... Şimdi insanın hani huzurevi kelimesi böyle kalbini sızlatan bir şeydir. Yok, ama bir tarafta da şöyle bir artısı var. Kendi yaşıtlarınızla birlikte olduğunuz, sosyal ortamınızın olduğu, sohbet ettiğiniz, konuştuğunuz, aynı dili konuştuğunuz insanlarla olmak... Tabii. Var kırgınlarımız oluyor. Bazı şey yaşlılığa şey etmek lazım yani. Peki, i̇şte bazı selam versin, selam almaz ya bana küs gibi görünüyor. Yaşlıların, şimdi benim kardeşim var... Bacım var Adana'da, gel biz bakamaz mıyız? Ya dedim ki oğlum kaç defa, kaç gün bakarsın bana? Evde yalnız kalmaktansa. Tabii. Yani orada... Allah var. Ha? Yani Allah var. Yeğenlerim var bana yani herhangi maddi ve manevi destekler. Bana faydaları var. Peki kızını en son
Derya Ada'dan bahsediyoruz. Gören ve tanıyanların bize ulaşmasını istiyoruz. İnternette işte kameralı görüşmenin haricinde aslında 86 yılından beri yaklaşık 32 yıldır da ne sarıldın ne kokladın? Yok, yok. Torunlarınızın isimlerini söyledi mi hiç size? Fotoğrafları var ama doyulmuyor fotoğraflara. Doymuyoruz. Doyar mısın? İlla kokusunu alacağım. Hiç olmazsa ölmeden. Benim yaşım belki 100 sene yaşarım. Belki onlardan fazla yaşarım, onu bilemem. Onu Allah bilir. Allah Fakat işte arada dağlar, şeyler var, ulaşamıyorum. Yani bütün mahallem bile hasret benim çocuklarıma. Çocuklarım çok sevgili mahalle. Annem öldükten sonra zaten ben yalnızlığımı hissettim ben. Bu kadar. Annemle beraber, ben 15 sene beraber kaldık aynı evde. Yani sonra... İkiniz birbirinize yoldaş oluyordunuz o zaman. İşte. Allah şimdi kimseyi, bir Allah kimseyi var. Yalnız... Dur Derviş amca. Alo. Alo, iyi günler. Ben Filiz. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Münih'ten. Münih'ten arıyorsunuz. Evet. Kimi tanıyorsunuz? Derya Aday'ı mı, Stefan'ı mı, Tarık'ı mı? Tarık öldü demişler ama emin olamıyor maalesef Derviş amca. Ben Derya Aday'ı tanıyorum. Annem yani 1-2 bina yani komşum oluyorum. Daha yeni her kere görüşürüz onunla. Derya Aday'ı tanıyorsunuz. Evet yani kendimi samimi olarak tanıyorum. Telefon numarası falan yok ama istediğim zaman ulaşabileceğim bir kişi yani. İstediğiniz zaman ulaşabileceğiniz kişi. Evet. Bu konuda bize aracılık edeceksiniz değil mi? Elimden ne geliyorsa amcamız için yapmaya, sizin için yapmaya hazırım. Peki Derya'nın kaç çocuğu var? 3 tane sanırım. 4. 3 ya da 4. Ya 3 ya da 4. Yok evet. 4. 2 kızım bir oğlum. Ne bir yakın çocuğum. Mı oturursunuz? İş arkadaşı ya, mısınız? Camdan baksam yani binasını görebiliyorum. Oturduğu yeri biliyorum. Peki. Yani ne yapmam gerekiyor şu an, ne yapayım bir şey söyleyin. Şimdi ne yapmanız gerektiği yaparım. Konusunda bana kalsa tez canlılığına telefonu kapatır kapatmaz gidin ona durumu izah edin diyeceğim ama bir tarafta da bir gönül kırgınlığından dolayı o kapının suratımıza kapanacağını da düşünerek. Hayır yok. Yapmaz bakın, değil mi? O kadar samimiyetim yani şeyim var ki. Ben küçükken yani birkaç gezdiğimiz yerler oldu, yaptığımız şeyler oldu. Öylesine hani sokaktan tanıdığım bir kişi değil. O yüzden beni dinleyeceğinden eminim yani. Filiz Hanım, peki. Derya Ada Türkçe biliyor mu? Yok. Tek tek biliyor. Dur, okay. Yok, pek bilmiyor. Bilmiyor. Belki pek bilmiyor. Belki kelime biliyordur ama yani iyice konuştuğunu sanmıyorum. Hiç önemli değil. Benim bahtiyarım var. Ben Almanca da biliyorum onun sayesinde. Şimdi, Filiz. Efendim. Güzel kardeşim. Telefonu kapattık. Ablacığım bu arada seni gerçekten çok Ay, seviyorum. Sağ olun, her çok zaman teşekkür. İzliyorum. Yani bu iyiliğinizi, Derviş amca için yapmış olduğunuz bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. İnşallah gerçekten mekanın cennet olur, beni ulaştır çocuğuma. Bak çünkü Derviş amcanın tek bir isteği var. Derya ile bir araya gelmek ve kucaklaşmak. Siz bu anlamda bizim aracımız olacaksınız. Elimden geldiği kadar her şeyi yaparım dediğim gibi ne diyorsanız. Neresi acaba? Nereli bu? Nerede yaşıyor tam olarak? Nereli? Kendi nereli? Bayan. Bayan nereli? Almanya Münih'te yaşıyor. Münih'te. Ben kendim Kayseriliyim. Kayseriliyim. Sağ ol Allah razı olsun. Gurbette yaşıyoruz. Peki burada evlilim da bir daha evlilik yaptı mı yalnız mı yaşıyor? Onu söylemeyi açıkçası söylemek gerekirse hayatımda birkaç evlilikler oldu ama o yüzden çocuk şeyini de tam bilemedim. Yani bir 3 çocuğu kesin var ama 4 olduğunu bilmiyordum. Bilmiyorsun. Kaç evlilik yapmış? Evet. Yok yani ya, sorun değil ya. Hiç önemli değil ne olacak? Bak o da belki baba sevgisinden dolayı bu hataları yapmış olabilir. Filizciğim, şimdi sen yayındaki telefonu kapattıktan sonra ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Ondan sonraki süreçte Derya'nın kapısını çalıp bizden ona götüreceğim haberi sana söyleyecekler. Tamam mı? Tamam.
Ay hiç telefonunu kapatma, sürekli bizimle irtibat halinde yok. Vallahi burada... Ben şu an ne yapayım? Oraya gideyim mi? Derya'nın yanına gideyim mi? Bir şey söyleyeceğim. O zaman ne yap biliyor musun? Efendim? Şimdi telefonu kapat. Tamam. Derya'nın evine git. Bizi durumu izah et. Televizyonu açtır. Açtır. Hı hı. O arada tamam. Bize haber ver. Tamam. Tamam mı? WhatsApp üzerinden aradığım zaman sizi hep çıkan oluyor mu? WhatsApp üzerinden... Şimdi biz arayacağız onu, tamam mı? Ekip arkadaşlarım sen kapatır kapatmaz seni arayıp ne yapacağını anlatacaklar. Tamam, tamam. Tamam, ay Allah razı olsun. Allah hadi razı güzel haberlerini ya. Bekliyoruz. Yani... Allah razı olsun. Bak ne kadar şanslı bir adamsın sen. Nereden şanslıyım ya? Çok şükür, hamdolsun. Sağ ol, Allah sayende. Zaten hep seni seyrediyoruz televizyonda. Hep sizi bahsettiler. Getir ay sağ hanıma. Ol, sağ ol derviş yani amca. Bütün huzurları, ama Allah'ım bak çok sakinleri... Şükür de. Ne kadar kolay, hiç bütün... beklemeden bir telefonla ya. Bütün helal. Huzur evi sakinleri selamları var. Hepsine buradan bütün arkadaşlarına bir yudum iç. Nazra Hanım'ın çok selamı var. İnşallah dedi, işin rast gelir amca dedi. Şimdi derviş güveniyor amca. Musun kendine dedi. Ben dedim valla. Bende zaten bir hastalık yok çok şükür. Çok şükür. Sadece. İşte ya konuştum bırakamıyorum şimdi. Dertten bırakamıyoruz. Bırakacaksın. Çok yeltendim, attım adım olmuyor. Olacak olacak. Bak kızını bul, koklaş. Olacak, o da olacak Allah'ın izniyle. Ay el sallıyor. Ay şu anda Filiz Hanım çıktı. Camından görebiliyorum onun yaşadığı yeri dedi. O eve gidecek. Derya Adalı'ya, Ada'ya durumu izah edecek babandan. Kim konuşuyor şu anda? Ben. Editör mü konuşuyor? Editörcüm telefonda mı? Benim bir taraftan duyun. He? Hayır, anlatsın da yani babandan sana haber getirdim filan desin. İnşallah güzel haberler verir. Keşke Tarık'ı sorsaydınız ha? Acaba. Dur bir derviş amca, bismillah sırayla ya. Bütün bilgilere şimdi zaten kızınız sahiptir. Ona bir ulaşalım, diğerleri gelecek arkasın arkaya. İnşallah. Ay var ya, sanki benim evimin kapısını çalacaklar, komaya giriyorum. Şimdi hani şimdi, kalkacağım bir yere gideceğim demek var ama apartmandan çıkıp camını görüyorum, o kapıyı çalacağım demek var. Şimdi kapıyı çalacak, durumu anlatacak, Derya Ada buna ne tepki verecek? En çok onu merak ediyorum. Avustralya bile şimdi seyrediyor beni. Herkes izliyor mu? Avustralya bile, benim bacım var Avustralya'da. Boşver, kim izlerse izlesin. Mühim şu anda Derya izlesin bizi. Ve sizi onun görecek haberi belki. Gelecek. Babasını böyle, görecek belki, belki ekrandan şimdi. Belki babasını şimdi. Görecek. Böyleydi güzel ya, böyle güzeldi. Yine güzel. Ne yapıyormuş, gitmiş mi, çıkmış mı evden? Mesela ben bu telefonu açsam terlikli pijama ile koşa koşa gitmiştim yani. Abi vura vura gidersin ya. Ne, anlat Eda, editör ne konuşuyor? Ah gideceğim oraya. Evet. Ne giyiyor ki? Yan komşu. Ne giyiyor? Bana da şey olmuyor değil mi? Filiz, televizyon açık, boşver giyinmeyi. Geçir üzerine bir tane hırka, bir ara terliklerle dedim. Git. Bak bak, bir ara dedim ben televizyona çıkam ama sakın çıkma dedi bana. Belki ondan mı kızdı? Yok. Boşver ne dediyse dedi, niye kızdıysa kızdı. Peki, şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Filiz oraya gidip ya, Derya'ya haberi götürüp bize haber... Ben kalbimde bir şey yok. Bana doktorlarında diyor ki kalbimde bir şey yok. Konuşma tarzlarımız bu. Adana şeyleri hep böyle yani. Hayır, ona kızmamıştır. Bir şey olmuştur. Tepki vermez zaten dedi. Sevgili seyirciler, şu anda canlı yayında bir haber bekliyoruz. Derya Dayı tanıdığını söyleyen komşusu i̇nşallah, Filiz onun kapısını çalıp babasıyla ilgili haberi gönderecek. Filiz'in ve Derya Adan'ın cevabı ne olacak? Gel şimdi birazcık bekle şöyle. Derviş amcacığım gel.
Şimdi hayatın yine bambaşka bir açısına bakacağız. Biten evlilik, yani aslında bitmeye çalışan bir evlilikte yaşananlar ve bir kadının eşiyle ilgili iddiaları. Akıl almaz derecede alkışlarla Merve Gül geliyor. Hatırlatmamız var mı? Verelim mi onu şimdi, biraz sonra mı verelim? Biraz sonra hazırlanıyor o hatırlatma. Bu arada benim Ceren'im biliyorsunuz değil mi? Benim Ceren'im dünya tatlısı ve bir rahatsızlığı var ama o hastalığı yenebilmek için gerekli mücadeleyi veren bir evlattan bahsediyorum. Bana bir söz vermişti. Yemeklerimi yiyeceğim, sağlığıma kavuşacağım, güçlü olacağım ve hastalığımı yiyeceğim, yeneceğim demişti. İnanın verdiği bütün sözleri tutuyor, değerleri giderek yükseliyor. Çok güzel haberler alıyoruz. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bugün geldi ziyarete. Gelme sebeplerinden biri de evde eğitim görüyor. Karnesini getirdi. Hepsi pek iyi bu arada. Ve benim güzel evladım bana bir resim çizdi. Yalnız çizdiği resimdeki detaylara bakar mısınız? Bak, ATV'yi çizmiş. Biz ikimiz el ele tutuşuyoruz. Onun ailesinin içerisinde Ebru ablası varmış. Sürekli Ebru bize haber getirip götürüyor. Pınar abla sen de varsın. Diğer tarafta da Ali abim, İdris Ali ve Ömercik diye yazmış. Gördüğünüz gibi güzel mavi bulutlu, bol güneşli, rengarenk bir hayatı var. Bunu da kendi çizmiş ve bana getirdi. Benim de odamın baş köşesinde olacak. Ama en önemlisi... annesi çok mutlu değerleri yükseldiği için, babası çok mutlu ve ben de verdiği sözler için ona minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. Çünkü açıkça söyledim, Ceren dedim, verdiğim sözleri tutamamandan korkuyordum dedin. Ama beni yanılttı, her geçen gün çok daha iyileşiyor. Biz Ceren'le şöyle bir söz verdik birbirimize, Ceren iyileşecek ve diğer çocukların umudu olacak Allah'ın izniyle. Seni seviyorum. Bana bir de çok güzel mektup yazmış. Mektupta da yazmış. Kaç kürü kaldı, neler yiyor, neler içiyor. Hepsinden de haberimiz var. Ceren Kırkımcı'ya da buradan öpücükler. Bizim daha fazla umuda, enerjiye ve motivasyona ihtiyacımız var. Çok fazla gelişmeler oldu bugün. Çok fazla gelişmeler oldu. Bugün yani ben... 3 gündür buradayım ve gerçekten kendimi ifade edemiyorum, doğru ifade edemiyorum. Gerçekten ben artık, kendini ifade edemiyorsun. Ben artık bu kadar yaşadığım şeylere kusura bakmasın kimse. Ben bunları yaşarken çok rahat, keyfine bakan insanlara burada hepsini tek tek açıklayacağım. Herkes, rahatsız olan insanlar varsa kanalı aramak yerine buyursunlar, buraya gelebilirler. Benim bir evladım varken kimse bana acımadı çünkü. Ben bir anneyken kendilerini uyardığımda kimse bana acımadı. Onun bir çocuğu var. Bu kadın da bunları yaşıyor demedi kimse. Ben bugün tek tek hepsinin, herkesin ismini vereceğim tek tek. Rahatsız olan varsa ya da açıklama yapmak isteyen varsa buyursun, buraya gelsin. Rahatsız olanlar varsa bir de şu ricada bulunacağım ben. Şimdi sen eşin Orhan Gül'den biten evliliğinin ardındaki şiddet hikayeni anlattın. O bir tarafa çocuğunla sınandığını söyledin. Aynen. Çocuğunla cezalandırıldığını söyledin. Şu an çocuğumu ailemin yanına getirmiş. Yeni haber aldım. İcradan galiba şu an konuşamadım çünkü telefon arka tarafta çekmiyordu. Özellikle bu saati, seçiyor. Çünkü yetkililer beni göremedikleri için geri dönecekler galiba. Biraz sonra tekrar kendileriyle görüşeceğim. Eğer beni duyuyorlarsa, çocuğumu götürmezlerse sevinirim. Zaten yayından sonra hemen döneceğim ben çocuğumu teslim almak için. Ya bu şekilde hani özellikle bu saati bekliyor. Yine çocuğumu kullanıyor. Dün akşam da zaten bununla alakalı bir sürü mesaj attı. Sürekli zaten çocuğum bir iletişim aracı olarak kullanılıyor şu anda. Şimdi Merve, sizin hikayenizdeki bizi şaşırtan yön, hani çocuğumu göstermiyor. Eğer boşanacaksak da aklı selim boşanalım. Gidelim anlaşmalı boşanalım. Çocuğumuz için en doğru davranışları sergileyelim derken... Eşinin fotoğrafı, Orhan Gül'ün fotoğrafı ekrana geldikten sonra bir sürü
Mesajlar gelmeye başladı bizim WhatsApp ihbar hattına. Mesela onun tarafından iddia edildiğini, mahkemelik olduğu kişilerden geldi. Evet. Bazı hanımefendilerden şu mesajlar geldi. Kendisi tarafından tehdit edildiğini, özel görüntüleriyle şantaj yapıldığını, evet, bundan bunu dolayı bana konuşamadıklarını filan söylediler. Evet. Hani bir boşanma hikayesindeki bir kadın ve bir erkekten değil, bu olayın farklı bir yüzü de ortaya çıktı. Evet, kendisi zaten ilk programda izledim. Programda da zaten kendisi gene aynı şantajı yapıyor. Benim de görüntülerimi çok kötü sitelere vereceğini, bunlarla alakalı çok ahlaksız şeyler yazıyor. Senin ne görüntülerini verecek? Yani neyle tehdit ettiğini merak ediyorum. Ya benim uygunsuz görüntülerimi vereceğine dair kötü sitelere. Yani çocuğunun annesine... Uygunsuz görüntüler bana söylediğin, evet, beraber olduğunuz mu? Aynen. Hı-hı. Bununla mı tehdit ediyor sizi? Aynen. Beni çocuğun annesine bunlarla tehdit ediyor. Bunu hem şey Ali'ni açıkça söylüyor, hem mesajlarında, hem de zaten canlı yayında bu kadar kaç milyon insanın içerisinde de söyledi aynısını. Bunu daha önceki başka kızlara da yaptı çünkü. Daha önceki kızların da görüntüleri var kendisinde. Evime giren çıkan bütün bayanların, yani çoğu bayanın İsmi görüntüsü var. İsmi geçen Orhan Gül'ün söz hakkı vardır. Cevap hakkını kullanmasını istiyoruz. Bu arada bir görüntü vardı. Orhan Gül'ün şiddet uyguladığı bir görüntü var. O görüntüdeki kişi kim? Şiddetin hiçbir şekilde bir sebebi olamaz ama kendisinin çektiği görüntüler bunlar. Birilerini cezalandırmak için onları ben bir ekrana getireceğim. Evet. Orhan Gül'le ilgili çok şey biliyorum. Elimde evraklarım var diyen yine bir Orhan Gül mağduru stüdyomuzda olacak. Dün canlı yayında Leyla Atar'la görüşme yaptığını söyleyen Reşit vardı. O görüşmenin neticesi neydi? Bizi biyolojik anne ile ilgili bir yere ulaştıracak mı dediğimizde gerçekleri bilen Kerim Ongun ve Filiz Küpeli dedi. Bugün Filiz Küpeli Sürüşo'da olacak. Hakkındaki iddiaları yanıtlamak için söz hakkını ve cevap hakkını kullanacak. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşk gerçeği Leyla Atay'la bir görüşme yaptınız. Sana biyolojik annenle ilgili ne söyledin? Konuyla alakalı bilgi alman gereken biri annendir dedi, biri de Filiz teyzedir dedi. Leyla Atay'ın herkesi şoke edecek iddiaları ne oldu? Kendi doğru mu söylüyormuş? Geldiklerini hatırlamıyorum ki Esra Hanım. Yanında Kerim abla var. Filiz dedi yalan söylüyor, iftira atıyor bana. DNA testini kabul etti mi? Leyla Atay'dan inanılmaz itiraf. Şimdi Esra Erol'da. Daha önce böylesini görmediniz. Bu görüntülere inanamayacaksınız. Orhan Gül'ün uyguladığı şiddet herkesi şoke edecek. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, Merve Gül stüdyomuzda. Bugün ben biraz konuşmak istiyorum dedin. Evet Esra Hanım. Şimdi birkaç gündür ben dediğim gibi kendimi ifade edemiyorum. Belki bu benim yapımdan kaynaklı bir şey, mizacımdan kaynaklı bir şey. Sessiz kalıyorum veya insanlara konuşma fırsatı veriyorum. Yani çünkü bir arada konuşmak istemiyorum arayan insanlarla da, anlaşılmıyor. Ve bu benim pasif olduğumu gösteriyor galiba. İnsanlar öyle anlıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben bu olayları yeni yaşamadım zaten. Hani belki ağlayamıyorum, ifade edemiyorum duygularımı çok fazla. Çünkü ya artık o kadar çok travmatik durumlar yaşıyorum ki sürekli bunları yaşadığımız için bir yerde hani sanki alışkanlıkmış gibi artık geliyor. Bunları ifadelerimi yani doğru yapamıyorum ve sürekli hala manipüle edilmeye devam ediyorum. Çocuğum kullanılıyor. Şu anda biraz önce çocuğumu bu saatte benim programa çıkacağımı bile bile çocuğumu uzmanlarla ailemin evine yolluyor, ikamet ettiğim yere yolluyor. Özellikle yapıyor zaten bunu da. Çocuğumu çünkü bu süre zarfında getirmeyerek çocuğumu çok güzel doldurdu. Çocuğum ağlayarak tekrar geri gitti zaten babasına. Yarın yeniden alacağım bu arada. Avukatıyla da görüştük. Dün ve bana biraz önce programa çıkmadan önceki mesajlarını okumak istiyorum ben. Okuyabilir miyim? Tabii ki.
Zaten bunu her, ya 3 gündür programa çıkmadan önce ve çıktıktan sonra sürekli bana mesajlar atıyor. Hiçbirine cevap yazmıyorum ben kendisinin. İnsanları, kızları bana kışkırtacağına, bu arattırdığı bayanları kendisi bizzat programlıyor. Kanala farklı mesajlar yollayıp bana farklı mesajlar yolluyor. Şöyle başlayabilirim. Ben bağlanmayacağımı söyledim. Merve sakin ol, daha fazla bir şey yapma. Yayın yasağı alındı. Seni de bizi de ailemizi kurtaracağım. Duygu'yu ben aratmadım. Mesaj çektim. Beni dinlemedi. Daha fazla rezil olmayalım. Gaza gelme, sakin ol. Tatlı'ya bağlayalım. Didem'i sürekli yayına bağlamak için arıyorlarmış. İnanma kimseye. Yaptın yapacağını. Keşke gelebilseydim. Keşke ben buyum diyebilseydim. Seni ve oğlumu alıp dönebilseydim ama yapamam. Ve sen bunu çok iyi biliyorsun ama yıkılmayacağım. Kıvanç'tan için ayakta kalacağım. Allah'a emanet ol. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkmuyorsan buraya gelebilirsin Orhan Gül. Kıvanç'tan seni çok özledi. Ben bunu sana hep söyledim. Sürekli çocuğumun adını zikrediyor. Kıvanç'tan seni çok özledi. Ben bunu sana hep söyledim. Senin iki güzel sözün, her şey yeter dedim. Beni ara... getireceğim dedim ama senin amaçların başkaydı. Yarın sana teslim ettireceğim. Yasal zamanlarda avukatımla aldırırım. Bunlara gerek yoktu. Sana söyledim iki güzel kelime dedim. Anlamadın. Amacına ulaştın. Yayın yasağı zaten sabah alacaklar. Seni de oğlumuzu da çok seviyorum. Ben Kıvanç'tan kullanmıyorum. Düzenli olarak okuluna gidiyordu. Her gün oğlum annen gelecek diyordum. Onu çok mutlu ettim. Çocuğun hiçbir düzenini bozmamıştım. Velayeti de senin olsun. Oğlum da senin olsun. Ne istiyorsan yaptın. Yapmaya da devam edeceksin. Zafer senin dedim. Anlamadın. Bundan sonra borç ödeyecek, iş halledecek durumum kalmadı. Sonra bana onu yapmadın, bunu yapmadın, onu ödemedin diyemezsin. Biz artık fakiriz. İş bulmuştum. O da gitti. Allah bu saatten sonra sana güç versin. Ve biraz önce de tekrar sosyal hesapta yayınlanan fotoğrafımı şu şekilde çekip ben seni dün suçladım mı mesajlarımda, Allah çok büyük, seni Rabbime havale ediyorum diye mesajlar. Yani sürekli benim de zaten bunları burada açıklayacağımı bildiği için çocuğuyla alakalı hani iyi niyet göstergesi olsun diye bununla alakalı dün mesaj yazmış. Zaten sen çocuğunu aldığın zaman hani senin o anlamdaki konun kapanıyor ama fakat evet. Orhan Gül ismi programda geçtikten sonra hakkındaki iddialar her geçen gün. Mesela normalde bazı ihbarlar gelir, aynı gün içerisinde gelir, ertesi gün bir miktar düşer, ondan sonraki günlerde düşer. Fakat fotoğrafı ekrana geldiği her dakika ihbarların sayısı giderek artıyor ve şöyle bir tehlikeli boyutu var sevgili seyirciler bu ihbarların. İsminin açıklanmasını istemeyen, asla fotoğraf karesinin olmasını istemeyen, isimsiz, tek kullanımlı katlar var mı onu ben bilmiyorum ya da açılıp kapanan. Orada Orhan Gül'le ilişkisi olduğunu ve bu ilişkide önce şöyle bir yol izlediğini söylüyor. Önce benimle tanıştı, lüks hayatla gözümü boyuyor. Ardından aile büyüklerine, anne, baba, hala, teyze, yenge, kim geliyorsa aklına, onlarla da yakınlık kuruyor. Bir tarafta bir evlilik vaadi söz konusu. Sonrasında aile yakınlarıyla ticari bağlantılar kurmaya başlıyor. Olur da bir aksilik olursa diye bir risk durumunda, bir sıkıntılı durum karşısında ya benim özel görüntülerimi sosyal medyada yaymakla ya da internet sitelerine vermekle tehdit ve şantaj alıyorum. Ya da aile fertlerim tehdit ediliyor gibi birçok kadından mesaj geldi. Bunları sürekli yapıyor. Başka kadınların görüntülerini alıp bunlarla şantaj yapıyor insanlara. Ve ben bunlarla ilgili de çok fazla bayanı uyardım. Bakın bununla alakalı yarın bir gün karşınıza gelebilir diye ama beni anlamadılar. Sanki ben onları şantaj yapıyormuşum gibi algıladılar. Böyle bir şey asla yok. Bakın bu insan zaten çocuğunun annesine, karısına bunu yapıyor. Yani siz bu insanlarla aynı otelde kalıyorsunuz. Aynı evlerde kalıyorsunuz. Bunun bekar evi tutuyor kendisinde farklı yerlerde. Bir tek yaşıyorum, evli değilim gibi göstermek için kendini. Buralara girip çıkıyorsunuz. Buranın banyosunu, tuvaletini kullanıyorsunuz. Onunla aynı sosyal yani ortak alanları kullanıyorsunuz. Çok enteresan iddialar bunlar. Çok ağır iddialar. Ve gizli kameralara çekiliyorsunuz bunlarla alakalı. Cevap hakkınız ve söz hakkınız da vardır. Şimdi bu tacize ve şantajlara maruz kalan birçok kadın var. Ama hepsi maalesef ki çevre baskısından ve etrafları duyar diye bunların ortaya çıkmasından korkuyorlar. Siz korktukça, siz sindikçe karşı taraf, yani bunu yaşayan sadece bu beyefendi tarafından bundan bahsetmiyorum, başka kişilerden de bahsediyorum. Siz sindikçe, siz sustukça, sessiz kaldıkça, korktuğunuz ve korkaklığınız ortaya çıktıkça
daha fazla şey yaptıracaklar, bunu bilmiyorsunuz. En azından bir kere kendinizle ilgili bir gerçeği, doğruyu söyleyerek, ortaya çıkarak arkasında durun. Bakalım ondan sonra ne yapabiliyorlar? Ya neyle tehdit edebiliyorlar sizi? Yapmayın bunu. Ya Esra Hanım. Şey... Özlem Hanım'a söz vereceğim. Zaten en başından söylememiz gereken şey bu görüntülerin yayınlanması değil, bu görüntülerin çekilmiş olması öncelikle suç. Türk Ceza Kanunu anlamında cezalandırılmasını gerektiren bir durum. Ve buna maruz kalan hiç kimse korkmasın. Bugüne kadar bize gelen mağdur kadınların hep arkasında durduk. Onlarla ilgili başlarına bir şey gelmemesi için gerekli koruma kararlarını aldık. Ankara'da pavyona satılmak üzereyken kurtarılan kızımızla ilgili olarak da ceza ve soruşturma dosyası açıldı Ankara'da. Bununla ilgili korkmalarını gerektiren hiçbir şey yok. Aksine sustukça tehdit hep devam edecek. 3 yıl bile sussa o tehdidi kendi nezdinde kasetleri sakladığı sürece siz bir hayat kurarsınız, nişanlanır, evlenirsiniz. Yarın öbür gün en zayıf anınızda karşınıza çıkar. Sadece gelin... benzer şeyleri yaşayan kadınlara sesleniyorum. Bu esaretle yaşamaya mahkum bırakılıyorsunuz. Böyle bir yaşam olabilir mi ya bu korkuyla ve şikayetçi kaygıyla? Şikayetçi olmadıkça evet, bu tehdit hep devam edecek. Bana şu anda hala bunlarla şantaj yapıp yani benim... ailemden, akrabalarımdan olan isimleri bile zikrederek bu görüntülerle sürekli şantaj yapıyor. Bunlarla alakalı mesajları var zaten, bununla ilgili bir suç duyurusunda da bulunacak. Esra Hanım, şimdi... bu esaretin sona erdirilmesinin tek bir yolu cezalandırılarak cezaevine gitmesini sağlamamız. Aynen bunu öyle. Da hep birlikte el ele vererek yapabiliriz. Bütün kadınları bekliyoruz, ne olur. Yani bu konuda yanınızdayım ve destekçinizim. Sadece şunu rica ediyorum. Benzer şeyleri yaşayan kadınlara sesleniyorum. Bu esaretle kendinizi yaşama mahkum etmeyin. Yaşam sevincinizi, hayallerinizi, her şeyinizi bitirecek bir durum olduğunu tahmin edebiliyorum. Allah hiç kimseye böyle bir şey vermesin. Ama bu sizin suçunuz değil. Ve bunu yapan suçlular ortada özgürce, rahatça sizi tehdit ederek dolaşmaya devam ettikleri sürece sizin gibi sadece bir tane değil binlerce kadın olacak. Sadece hepiniz bir arada olarak bunu yapan insanları cezalandırabilirsiniz ve asla da korkmayın. Şimdi bir hanımefendi var, korkmayan, cesurca her şeyi açıklamak isteyen Güler Hanım, Orhan Gül'ü yakın tanıdığını ve her şeye şahit olduğunu söylüyor. Onun anlatacaklarını da merak ediyorum. Orhan Gül'ün de söz hakkı ve cevap hakkı vardır, kullanmasını istiyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hastaneden geldim. Ay, geçmiş olsun. Biraz Allah şifalar versin. Sağ olun. Merve ile bir tanışıklığınız var mı? Merve ile değil, Orhan elimde büyümüştü ama gelip giderken görüyordum. Orhan elinizde büyüdü. Tabii benim, bizim mahallemizin çocuğu. Aynı annesiyle aynı apartmandaydı. Hangi mahalledeydiniz? Neredeydiniz? Yeni mahalle. Her şeye şahidim demişsiniz. Her şeye şahidim ve benim evimi de elimden aldı. Annemden kalma evi. Nasıl evinizi elinden aldı? Şimdi şöyle anlatayım. Ben emekliyim kendim. Çok bunalmıştım. Yani biraz da şey, Ankara dışına çıkmak istemiştim. İzmir'e evimi satıp oradan ev almak istemiştim. aslında biriyle anlaştım fakat sonra Orhan telefonu açtı. Abla dedi ben alayım, yatırım olsun, hem de dedi anneme yakın, evlendiğim zaman burada otururum. Ben de güvendim elimde büyüdüğü için. Tamam Orhan dedim. 22 milyar para yatırdı, verdi bana. Tapuya gittik, bendeki cahillik, ben buna imza verdim ve tapuyu verdim. Ondan tapuya sonra, gittiniz. Tapuya gittik. Parayı almadınız. 22 milyara yakın bir para verdi. Elimde evet. Kağıdım var. Pazartesi günü de dedi kalanını vereceğim dedi. Ben İzmir'e gittim. Yaşlı bir annem de vardı. Sonra kayboldu. Bir daha da asla bulamadım. Bu Kıvanç götürdü bizi. Kıvanç Kayran. Kıvanç Kayran. Onların da bir fotoğraflarını verebilir miyiz lütfen? Ferhan Gül kardeşi. Orhan'ın, o da. Orhan Gül, Kıvanç Kayran'ın da fotoğrafını verelim. Kıvanç bu, evet. Yakın arkadaşı. Tabii, Kıvanç götürdü bizi İzmir'e. Evet, arabayla. Hı-hı. Abla dedi, sen şu 22 milyarı al dedi, ben sana ben birkaç dedi, gün sonra evet. Ödemeye geçeceğim. Hatta bana telefon açtı, abla sana araba aldım, arabayla birlikte geleceğim.
Parayı da dedi, gerisi yüklü olduğu için bankaya yatıracağım, çekeriz. İzmir'den hemen evini alırız dedi. Ve bir daha her şeyimle engelledi ve bir daha bulamadım kendisini. Ve ben süründüm. Ondan sonra annem olayı duyunca, bu babadan kalma bir evdi. Üzüntüden 85 yaşında aniden kriz geçirdi. 15 gün yoğun bakımda yattı ve vefat etti. Anneniz bu olayı duyunca vefat etti. Tabii. Şimdi Profesör Doktor Bülent Salman ve ailesi de benzer mağduriyet yaşamış. Hı-hı. Bülent Bey de tüm bu yaşananlardan sonra hiçbirini kaldıramayıp vefat etmiş. Hı-hı. Evet. Ve ben ondan sonra yüksek tansiyondan dilime bir felç geldi ve ben şu an 19'a 11 tansiyonla buraya geldim. 5 yaşından beri tanırım tabii, demişsiniz. Tabii. Ferhan da o zaman? 3 yaşında falandı o da. Annesini, ailesini, teyzeleri, her şeyin, bütün sülalelerini biliyoruz. Hepsi bizim apartmanımızda oturuyorlardı. Annesi, babası cezaevindeydi o zamanlar. Altangül niçin cezaevine girdi? Adam yaralamaktan dediler o zaman. Tabii çok fazla bilmiyoruz. Ben evet, de ilk evlendiğimde babası için şöyle söylüyordu. Hani cezaevine girmiş çıkmış o yurt dışında, şu an hangi ülkeydi tam hatırlayamıyorum. Gürcistan'daydı galiba. İnşaat işiyle ilgileniyor, inşaat yapıyor demişti. Zaten sürekli öyle söylüyor. Yani öyle bir şeyini hiç görmedim ben. Ben onu merak ediyorum. Nasıl bir çocuktu? Ya normalde çok hareketli, hiperaktif bir çocukluğu vardı. Ta küçüklüğünden beri. Hatta babasının küçükken kamyonunu biner, sürerdi, şey yapar. Cabbar bir çocuk yani. Çok. Gözü çok karaydı. Ama mesela Ferhan çok sakin kardeşi. Evet. Ama sonra işte büyüyünce değişti askerden. Ben Merve'yi gelip giderken görüyorduk biz. Ne diye tanıştırdı? Yani hiç sohbetiniz var mı? Yok, sadece bir kere bunlar gelirken ben markete gidiyordum. Orhan abla merhaba dedi, merhaba hayrola dedi. Peki nasıl selamlaşıyorsunuz? Evinizi almış elinden. Daha almadan önce. Ha, almadan öncesinden bahsediyorsunuz. Ha, soracaktım. Tabii almadan önce dedim ki hayrola kızcağız, daha hamileydi Merve. 2012. Evet. Abla dedi, arkadaşımın dedi, eşi dedi, cezaevinde arkadaşım dedi. 2013 bu arada. Artık seni olarak çok hatırlayamayacağım. Ailesi Çanakkale'de dedi. Ailesi kabul etmiyor dedi. Onun için dedi, ben yanımda barındırıyorum şu an. Formalite bir nikah yapacağız, ailesine teslim edeceğim dedi. Duygu için de bana öyle anlatıyor. Yani herkes güya formalite bir evlilik, evlilikleri. Formalite. Tabii düğün oldu ama mahalleden hiç kimseyi çağırmadılar. Evet, hiç, benim düğünüme kimse gelmedi. Annesi, babası, hatta benim akrabalarımın ve yani eşimin, dostumun da çok dikkatini çekmiş. Bu tekin olmayan halleri. İki tane teyzesi geldi, iki tane komşusu annesinin. Yani kimse, sadece bir masada oturuyorlardı. Başka hiçbir akraba, hatta kardeşi bile gelmedi. O zaman kardeşini dövdüğü için... Yani bayağı kardeşine hastanelik edecek kadar şiddet uygulamış kardeşine. Tabii ben bunu sonradan öğreniyorum. Yani küsmüşler, görüşmüyorlarmış. Hani onun eşiyle de ve düğünümüze hiç gelmediler onlar bile. Ankara'nın dışında başka bir şehirde düğün yapılmıyor. Ankara'da evet, yapılıyor. Aynen. Bir otelde yapılıyor düğünümüz. Komşular ve kimse... gelmiyor, akrabalar gelmiyor. Evet. Biz gelin çıktığını falan görmedik. Sadece Orhan'ın düğünü oldu diye. Ve ben evliliğim boyunca da hani mesela hanımefendi hiç ben hatırlamıyorum. Hı hı. Yani belki görmüşümdür. Hatta çok dikkatimi çekiyordu. Annesine hep gittiğim zaman hiç sürekli komşuları gelip gidiyordu. Yani ben ailemle senelerdir aynı yerde oturuyorum. Yani zil kapımızın çalmadığı bir gün olmaz. Hani komşularımızla mutlaka merhabalı hiç selamlaşırsın. Hiç kimse gelmez. Aynen. Tanırsın. Hani bir şey getirip götürürsün. İllaki bir selamlaşırsın. Onlarda hiç öyle bir şey yok. Ben sürekli hatta sitelerine arka kapıdan, bahçe kapısından giriyorum. Hani apartman niye? Kapısından bile girilmiyor. Alt kat bilmiyorum. Evleri bahçeden de İki girilir. İki tane girişi var. Yani hem apartmanın içerisinden giriyorsun. Sen bahçeden girişi var. Beş katlı apartmanlar. Ben de aynı apartmandaydım. Ben hiç görünmüyorum apartmana girişim çıkışım. Bu arada yeğeniniz telefon hattındaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Esra Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Orhan Gül'le bağlantınız nedir?
Orhan Gül'le benim bağlantımı şöyle. Orhan Gül benim kız kardeşimle beraberdi. Biz kendisinin evli olduğunu bilmiyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim. Küçüklüğümüzden, çocukluğumuzdan, ben yaşça kendisinden de küçüğüm. Evet. Beraber büyüdük diyebilirim. Her zaman beraber tatile gittik. Her hafta sonları beraberdik. Ailecek, iç içeydik. Kendisi bizim ailemize şöyle girdi. İlk evliliğinden önce de benim kardeşimle beraberdi. İlk evliliğinden sonra da çocuğu olmuyor diyerekten ayrıldı. Duygu Hanım'dan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, Duygu Hanım'dan. Çocuğu olmadığı için ayrıldım dedi. Yani bıraktı. Biz Merve Hanım'ı görme bile görmedik. Haberimiz yoktu. Ki zaten 2014 senesinde yaklaşık bir yıla yakın boyunca benim kardeşimle beraberdi. Zaten o süre zarfında ne olduysa oldu. Şöyle söyleyeyim, teyzemin evini aldı elinden. Ve benim kardeşime işte bir saniye, bankadan... Kardeşinizle hangi yıl beraberdi? 2014. 2014 yılında. Evet, yani yanlış hatırlamıyorsam Mart ayı ile Kasım ayına kadar. Çünkü Kasım ayında... İşlerin ortaya çıkması hani süreci başladı. Evet. Bu arada Merve ile evli ama sizin o evlilikten haberiniz yok. Ama yok, zaten olma imkanımız yok. Çünkü gece gündüz bizimle beraber. Hani evli bir insan, şu an ben de evliyim. Benim eşim çıkamaz o kadar. Gece gündüz beraberiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Hiç doğum günleri, yok. Özel günler. Her dakika beraber ve kendi ayrı evi vardı Batıkent'te. Eryaman'dan hariç. Peki. Bizim oturduğumuz yer herhalde. Kız kardeşinizle beraber hani evli bir insan gibi düşünme ihtimaliniz yok. Kendine ait evi var, düzeni var ve 7/24'te berabersiniz. Evet, ki zaten beraber büyümüş insanlar. Bunlar, biz hepimiz aynı mahallede büyüdük, aynı yerde büyüdük. Tüm mahallede şu an zaten biliyorlardır. Benim bu arada şunu da söylemek istiyorum. İsmimi hani aşağıda açıklamadınız, teşekkür ediyorum. Ama açıklamama sebebim de Orhan'dan kesinlikle korkmamız değildir. Orhan korkulacak bir insan, sıfatında bir insan değil. Bizim orada adı ismimiz açıklamamız, hani bir kurumda çalışıyor olmamız, adımızın duyulmaması. Ama peki, şu an zaten o bizim kim olduğumuzu çok iyi anlamıştır. Peki ne iş yaptığını söyledi size Orhan Bey görüştüğünüz zaman diliminde? Ya Orhan Bey'i biz her zaman galerici veya inşaat sektöründe, yani işi birden yapıyor olarak biliyorduk. Zaten kendisi de hani galerici olduğunu şöyle söylüyordu. İşte sürekli mesela benim kardeşim araba aldı. Kardeşime arabada zarara uğrattı. Onu da şöyle yaptı. Sıfır ayarında bir araba dedi. Gitti kendisi sanayide adamlar buldu. Yalan dolan evraklar çıkarttı. Halbuki pert kayıtlı bir arabaymış. Ve bu arabayı aldırırken kardeşimi o bankada çalışan Pınar Hanım'ın yanına götürdü. Onunla işte kredi çektirtti. Hatta fazla miktar getirip işte ben de kullanırım, hani öderiz beraber gibisinden. Ve kardeşimin haberi olmadan kardeşimin imzasıyla kredi kartı çıkarttırdı. Ve bunları ödemek için benim kardeşim sahte gece gündüz çalıştı. Arabasını, evet. Bana da bunları evet, yaptı. Arabasını sattı kardeşim, o şekilde ödedi. Peki 2014 yılı Mart ve Kasım ayı beraberdi. 7/24 beraberdiniz. Kardeşinle evet, de görünürde mutlu bir ilişkisi var değil mi? Kesinlikle, babam, kardeşim, biz evimizin içine girip çıkıyor. Hiç, yani hiç ayrılmıyoruz, doğum günleri hepsi. Peki şunu söyleyeyim, hani bir gün evleniriz, aman evlilik hazırlığı yapalım gibi bir durum söz konusu mu? O kendi kafasında tabii ki hayaller kuruyordu. Biz de kardeşim için o şekilde düşündük. Hani sonuçta gelecekleri olsun istedik. Hani çocuğu olmadığı için ayrılmış bir insan, evlenip ayrılmış insanları yargılamak haddimize değil. Biz de o yüzden hani tabii dedik, olur, ailesini tanıyoruz, ediyoruz dedik. Ama biz bu olaylardan sonra... Peki ne zaman arıza çıkmaya başladı? Yani problemler ne oldu? Yani kredi çektirdi, kredi kartı çıkarttı. Evet, şöyle çıktı. Teyzemin eviyle ilgili biz hep beklemede kaldık. Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz aile dedik. Eninde sonunda bize parasını verir dedik. Sonrasında ben kendim üniversite kazandım. Farklı bir şehire gittim. O arada bu işte kredileri falan ablama çektirmiş. Ben üniversite okurken kendi aracım vardı, motorum. Bu Kıvanç denen adamı benim yanıma gönderdi. Vekalet verdi. Dedi ki abim sen bana motorunu gönder. Ben onu satayım, sana parasını yatırayım. Çünkü okuduğum yerde öyle bir imkanım yoktu. Tamam abi dedim. Kıvanç geldi. Arabayı işte motoru aldı, götürdü. Sonra motorun parasını vermedi.
Aradan günler geçti, bana daha satmadım, bekliyorum dedi. Ve ben internetten girip plakayla motorun satıldığını, farklı bir isme geçtiğini gördükten sonra kardeşimi aradım. Kardeşim kendisini aradı. Sonrasında demişsin ki aileme karşı küfürler ve tehditler başladı. Şimdi evet, bir tane görüntü var. Merve, senin verdiğin bir görüntü bu. Evet. Yani ben bunları kısa bir kere de yayınlayacağım ve bir daha yayınlamak istemiyorum. Çünkü şiddet içeren görüntülerdir. Çok özür diliyorum. Bir verebilir miyiz o görüntüyü? Bu kişinin kendi kaydettiği, birine şiddet uygularken kendi kaydettiği, telefonla kaydettirdiği ve bunları insanlara gösteriyor. Hatta yaptığı bu şiddetle ona zarar vermek isteyen insanlara bir mesaj olarak kendisi çektirmiş. Bizim de Cumhuriyet Başsavcılığımızın suç duyurumuzdur diye. Aynen, buradan da suç duyurumuzu yapalım. Bu yayın ihbar niteliğindedir. Kendiniz çekiyorsunuz. Bak, ben sana böyle yapıyorum. Bana yamuk yapanı bu hale getiririm diye. Bakın o görüntüleri görelim. Aradaki cümleleri anladınız mı? Ben altyazı yazın demiştim. Onu yazdırmadınız galiba. Orada diyor ki bu görüntüleri diyor, orada diyor ledler mi var diyor. Orada diyor yayınlayın da diyor herkese diyor ibret olsun diye. Sebep? O kim bu arada? Sebep, şiddet uyguladığı kişi kim? Şiddet uyguladığı spor salonunda bir çalışan çocuk. Gidip şikayetçi oldu mu sonrasında Orhan Gül hakkında? Ben bildiğim kadarıyla o konuyu yani... anladığım kadarıyla yani o çok karışık zaten. Kendisi bir şey anlatıyor, başkası başka bir şey anlatıyor. Zaten Orhan anlattığının %99 yalan. Hayır, benim sorduğuma cevap ver. Tamam. Yani o kişi kim ve şikayetçi oldu mu? Görkem isminde bir çocuk. Kendisi şikayetçi olamamıştır büyük ihtimal. Yani olduğunu zannetmiyorum. Ya da başka biri üstlenmiştir, üzerine almış olabilir. Yani ondan tam emin değilim. Yanlış bir bilgi vermek istemem. Anladım. Orhan'dan bir gram korkmuyor. Sen hala Orhan'dan korkuyorsun. Farkında mısın? Hala korkuyorsun. Yani hayır, ne, korkmak ne bu değil bu. Ya? Yaşadıklarımı anlatıyor. Bence de ya. Korkma. Bak ben bu yaşta ya çıktım geldim hastaneye. Korkmayacaksın. Yani korkma değil. Yani... Benim eşim şunları planlayan bir insan. Ya hiçbir şey planlayamaz. Sen buradasın. Esra'nın yani, çatısının altındayken sana hiçbir şey bana olmaz. Bana şunu söyle. Şu anda bana bir şey olması değil. Bana diyor ki diyelim ki diyor bunlar unutuldu, geçti, seneler geçti, benden ayrıldın, tamam, kendine bir hayat kurdun diyor. 5-10 sene sonra diyor bir yerde işe başladın, işten çıkıyorsun, evine gidiyorsun diyor. Orada diyor bir grup kavga ediyor diyor. Maganda kurşunla gittin diyor birden silahlı çatışmada ve ben o arada başka bir yerde tatilde oluyorum diyor. Bunları da belgelendirme mahkemeye ver. Anlatabiliyor muyum? Senaryolara bak. Bunları bu planlıyor. Adamı dövme sebebini söyler misin? Adamı dövme sebebi Deniz isminde, yani bana anlattığı kadarıyla Deniz isminde bir sevgilisi vardı. Onu da yine ailesinin içerisine giriyor. Onları da kandırıyor. Kızı evlenme vaadiyle. Kızın zaten ismini ben benim kredi kartımdan... Alışveriş yapıyor. İstanbul'da bir otelde, çok lüks bir otelde kaldıkları, yani kendi sahte kimliği ve benim kredi kartı kullanarak orada kızın ismini öğreniyorum. Oradan hani o yoldan izliyorum kızı ve sordu, bana anlattığı şey Deniz'i öğreniyor bu çocuk. Yani biliyor daha doğrusu ve herhalde ona ulaştırıyor evli olduğunu. Yani ona bu çocuk... Denize gidiyor, evet, o kadına diyor ki şu an çok bu Orhan bozuldu. Evli diyor. Düzenine çomağı. Aynen. Oldu, evli olduğunu söylediği için düzene de çomak öyle soktuğu anlatıyor. İçin yani bana şiddet öyle anlatıyor. Uyguluyor. Evet, yani ismi Orhan, hani ismi
Kıvanç arada... diye tanıtıyor çünkü kendini. Kız Kıvanç diyor. Hala bile Kıvanç diyor benim eşime kız. Yani ben o evlilik cüzdanımı gönderiyorum kendisine. Hala Kıvanç diyor. Kızın arkadaşları vesaire, Esra, ailesi. Bu arada kullandığı isimleri bir kere daha geçebilir miyim? Kıvanç Kayra kullandığı isimlerden biri. Diğer ismi Kıvanç Orhan Kayra. Ferhan Gül erkek kardeşinin adı ama onun nüfus kağıdında kendi fotoğrafı var. Gerçek ismi Orhan Gül ama onu hiçbir yerde zaten kullanmıyor. Bu arada tabii bazı isimler geliyor mesela. Ben bu isimlerin canlı yayına bağlanmasını ve ne biliyorlarsa anlatmalarını istiyorum. Eğer bu isimle yan yana isimleri geçince rahatsız oluyorlarsa. Abdi Cengiz diye bir isim. Altan Gül babası, hı hı. Pınar Çınar bankacı, hı hı. O Ankara'daki. Cem Hacer, Sinan Budak, Bülent Kaya, Uğur Erbaş ve Kıvanç Kayra zaten görünürdeki kişi ama, hı hı. Ona da Deniz diye sesleniyormuş. Kızlarla tanışma, lüks hayatla göz boyama, ailenin içerisine girme, ailenin içine girdikten sonra aile fertleriyle alım satım işleri yapma, sonrasında... yakalanma riski ya da bir anlaşılmaya başlandığı zaman özel görüntülerle tehdit ve şantaj ya da aksi aileyi tehdit etme gibi bir durum var. Kızların üzerine kredi çektiği söyleniyor. Ben o hanımefendilerin de yayına bağlanmasını istiyorum. Evet, Didem Hanım da dün söyledi. Çevresindeki insanları alım satım işlerinde kullanıyor. Mesela bir alım satım işinde çok garip bir bağlantılar var. Örnek veriyorum. Ben mağdurum. Siz üçünüz berabersiniz. Benim satacağım o bir evi hemen Merve benim vekilim oluyor. Sen alacaksan da senin vekilin Gül oluyor. Böyle enteresan bir bağlantı var. Yani siz üçünüz birliktesiniz. Ben dışarıdan. Dışarıda kalıyorum ve olaylardan sanırım evinizi kurtarmak isteseniz bile kurtaramıyorsunuz. Fiyatları da burada. Merve'nin babası Mustafa Fevzi telefon hattında. Mustafa Bey'in de mesela senin babanın da evet, bu benim babamla da alım işinde birilerine vekalet ediyor. Alo. Alo efendim. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sağ olun. Valla bir baba olarak yani ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Çok üzgünüm, çok. Yani... dolandırmada kimse kalmamış demek ki, benim de haberim olmadı kimseleri. Siz yayına kadar ilk defa mı öğrendiniz böyle bir şeyi? Nasıl? Yayında bunlar konuşulup yani bu iddialardan bahsedilinceye kadar ilk defa mı duydunuz Orhan Gül'le ilgili, damadınızla ilgili bu konuşulanları? Hayır, hayır. Bülent Salman'ın falan duydum. Bülent Salman'ın falan bastırıldığını. O şeyleri duydum, şoklarını duydum da. Tabii beni dolandırdığı zaman... bunlar yoktu. Bunları duymamıştım. Siz nasıl dolandırıldınız? Şöyle, zamanında sene 2015'te hatta 2014'te benim bir yeğenim var Ankara dışında. Onun bir başına iş gelmiş. Dolandırıcılar onu da dolandırmış. Bir çok yüklü miktarda bir para cezası geliyor o yeğenime maliyeden. Ondan sonra yeğenim bana dedi, dayı böyle böyle bir başıma iş geldi, ne yaparız? Ben dedim, bizim damadımız var, ticaretle uğraşıyor. O belki böyle şeyleri anlar dedim. O kadar çok güven uyandı. Ben ona bir sorayım dedim. Ona telefon ettim. Dedi, hemen dedi, baba dedi, benim ayrıca tanıştığım bir avukatım var dedi. Onunla irtibat kuruyum dedi. Yeğenin işini halleder o dedi. Tamam dedim. Biz de tabii ben de evlat gözüyle bakıyorum buna. Neyse bu avukatı bulmuş falan. Yeğenimle irtibata geçmişler bilmem ne. Yeğenim avukata vekalet göndermiş. Ondan sonra Orhan da diyormuş bu avukat 20 bin liraya yapacak bu işi demiş. Tabii benim yeğenim de oradan buradan bu kredi çekmiş bilmem ne. Hemen avukatın ismini hatırlıyor musunuz Mustafa amca? Efendim? Avukatın ismini hatırlıyor musunuz? Avukatın ismi Gürkan. Gürkan. Soyadını hatırlayamıyorsunuz. Peki hemen hızlıca yani ne aldırdı, ne sattırdı bunu söylerseniz sevinirim. Ondan sonra şimdi neyse aradan bir aylar geçiyor. Sonra bir daha soruyorum, ne oldu yeğenime bu davanız diye.
Ben para gönderiyorum. Gönderdim Orhan'a 20 bin lira gönderdim peyderpey dedik. Avukatı ne yaptım bilmiyorum. Orada ilgileniyorum ben avukatla dedik. Ve ondan sonra aradan bir aylar geçti birkaç. Ondan sonra dedim Orhan'a ne oldu bu şey? Hatta Orhan bana şöyle dedi. Sene 2015'te. Baba dedi senin yeğeninle uğraşacağım. Fakat senin adına bir arsa alalım sana biz. Bankadan bir kredi çekelim biraz senin paranla. Benim param yetişmez ona dedi. Gittik bankadan bir kredi çektik. 26 bin küsur lira. O parayla dedi sen sana bir arsa alacağım. Ben ticarette uğraşıyorum. Bir ucuz, uygun bir şeyden kesip alacağız. Yeğeneye avukat vasıtasıyla kefil göstereceğiz senin o arsanı. Yeğenin zor durumda. Siz de damadınız tarafından bir mağduriyet yaşadığınızı söylüyorsunuz, doğru mu? Tabii doğru. Peki kızınızın yaşadıklarıyla alakalı, yani kaç kere kızınız kapınıza geldi? Baba ben boşanmak istiyorum, yanımda olun diye. Şimdi şiddet uyguluyormuş, bazen geliyor eve. Ondan sonra neden sonra işte çocuğunun hatırı için. Babamların haberi yoktu zaten ilk uyguladığı şiddetlerden. Ya söyleyemiyordum üzülmesinler diye. Yani yaşlılar. Bir kere üzülecekler, 10 kere üzülmelerinden daha iyi. Yani bilmiyorum, tabii. Söyleyemiyordum yani. Tabii ki Merve'nin... Onlar çok geç öğrendiler zaten şiddeti. Tabii geç öğrendik biz de. Tabii. Babamla da mahkemelik, babamın da başına silah dayadı zaten bana ulaşamadığı zaman. Onunla da devam edelim. Günün birinde mesela sene 2015'in Aralık ayındaydı, 27 Aralık'ta. Bu darp ettiğimde şikayetim oldu tarihte. Komşusuyla skandal olay olduğu zaman Merve'ye demiş, evi terk et kaç demiş. Merve de kaçmış, bir tanıdık birinin evine sığınmış. Merve'nin nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Evimize geldi hatta. Ben komşumun eşine söylemiştim. İki arkadaşıyla beraber masaya koydu silahını, başladı nutuk çekmeye. Ondan sonra... Ben çıktım, elime telefonu aldım, dışarıya çıktım, polise telefon etmek istedim. Yani ben Orhan Gül'ün tüm bu iddiaları cevaplamasını söylüyorum. Bir babanın böyle bir yalan söyleyeceğini tahmin bile etmiyorum. Çocuk ortada, baba ortada. Ya. Ha Mustafa amca. Öfke kontrolü yok zaten. Hiçbir şimdi Mustafa amca hattan ayrılmayın. Bir ihbar var, ihbar 137. Alo. Alo. Hoş İyi geldiniz. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Hiç araya girmeyeceğim. Sen Orhan Gül tarafından evlilik vaadiyle kandırılan kızlardan birisin. Evet, aynı şekilde. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Ankara'da çok ünlü bir iş adamının kızıyım ben zaten. Özel bir okulda okuyordum. Zaten okulun etrafından ayrılmaz. Hı hı. Sürekli işte aynı şekilde zengin kızları tavlamaya çabalar. Lüks dediğiniz gibi Merve'nin söylediği gibi lüks şeylerle tavlamaya çabalar. Beni de aynı şekilde tavlamaya çabaladı. Fakat ben hani bu şeylere ihtiyacım olmadığını sadece sevgi istediğimi söyledim. Sonra konuşup çıkmaya başladık. Evet. Fakat evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedim. Arkadaşlığınız ne kadar hedefini... sürdü? 4-5 ay kadar. Hangi yıldı? 2013. 2013 yılı. Evet. Ben evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedim. Hı hı. Tabii işlediğim gibi gitmedik şey. Sanayinin ortasında dövdü. İşte farklı şeylerle tehdit etti. Nelerle tehdit etti sizi? Neyine işte uygunsuz fotoğraflar. Yapıyor, herkese yapıyor. Şantaj yapacağını söyledi ve fotoğrafların altına işte uygunsuz şeyler yerleştireceğini söyledi o şekilde. Sizden para istedi mi? Sizden hiç maddi menfaat elde etti mi? Para istedi, sürekli şekilde davranıyordu. İşte bana eski kız arkadaşım şunu alırdı, sen almıyorsun. Bana eski kız arkadaşım bunu alırdı, sen almıyorsun. Ya şu kadar da sıkışığım var, versene. Peki siz kendisini ne olarak tanıyordunuz? İsmi neydi sizinle olan ilişkisinde? Kıvanç Orhan Kayra. Kıvanç Orhan Kayra. Demişsiniz ki ilk başlarda evli olduğundan hiç şüphelenmedim.
Gece evet. saati çok rahatça buluşabiliyorduk. Evet, aynen. Gece yani istediği saatte arıyor, ben aradığımda ulaşabiliyorum. İstediğim saatte görüşebiliyorum, hiçbir sıkıntı yok. Peki, evli olduğunu nereden öğrendiniz? Evliyim. Ya da kimden duydunuz? Bilmiyorum. Şans eseri öğrendim. Yani soyadının Gül olduğunu öğrendim ilk. Soyadını öğrendikten sonra da araştırdım ve evli olduğunu öğrendim. Nasıl? Üzerinde bir gün kredi kartını unuttum. Normalde hiç kredi kartı kullanmıyor. Sadece para kullanıyor. Nakit para kullanıyor, kredi kartı kullanmıyor. Evet. Kredi kartında Orhan Gül yazısını görünce şüphelendim. Hı-hı. Ama ona bir şey söylemedim. Araştırdım evet. ve öğrendim ki evli, ismi sahte, onu sahte, bunu sahte. Bana paravan şirketleri olduğunu söylemişti. Paravan şirketleri olduğunu söyledi. Herkese şirket Peki halkı, mesela başka bir nüfus yok. Kağıdıyla mesela Ferhan Gül diye bir nüfus kağıdı da var ya hani onunla olur mu kardeşim bak ben bekarım diye ispat çabasına girdi mi? Ferhan Gül erkek kardeşi evli hanımın adı Selin. Tanıştırdı mı? Onlarla da evet, tanıştırdı. Yok artık. Yengesinin annesiyle de tanıştırdı. Çünkü evlenecektik yani aileyle tanıştırıyordu. Ailece, Ferhan Gül'ün eşiyle tanıştınız. Yazıklar Eşinin olsun. Adı ne Ferhan Yazıklar Gül'ün? Selin. Kim? Selin. Selin. Selin Gül. Annesinin adı ne Selin Hanım'ın? Annesinin adını hatırlamıyorum. Peki yani siz bu aileyle bir araya geldiniz. Evleneceksiniz çünkü. Evet aynen. Sizin annenizle tanıştı mı? Yok hayır tanışmadılar. Resmen bu kadar sene... Yani yalanın içindeyim. Kayınvalidem, kayınpederim, benim eltim, ama kardeşi. Buradan... Ya şu anda... Evine kadar gidebiliyor. Evlerinde kalabiliyor. Sen neredesin diyorum. Şimdi soruyorum. Ha, evliyim mesela, diyorsun. Yani evdesin de niye hesap sormuyorsun abi? Evdeyim de yani oturup da susuyorsun. Bana hayır hesap ama hiçbir şekilde sana diyor. Da ama ben şu anda araba işi yapıyorum diyor. Sanayide işim uzadı diyor. Ya yapma araba işi sanayi gidecek saat 5'ten oteller kapanıyor. Ne yapacak araba hayır, işi? Hayır bu adam sanayi araba kapanıyor. Topluyor. Bana diyor ki arkadaşlar, araba topluyor. Araba getirtiriyor. Yargılamayın. Yani bu kadar rahat gece dışarıda nasıl olabiliyor? Bana hep şu şekilde söylüyor. Hayatım işte işlerim uzadı. Ya bir araba getirttirdik. Bir parçası eksikmiş. İşte akşam ben sanayideki çocuklara harçlık verdim. Benim için dükkanı kapatmayacaklar. Sabaha kadar çalışacaklar. Ben olmadan anlamıyorlar. Peki sen mesela bir hanımefendinin yanında o sırada aradığında ulaşabiliyor musun ona her dakika? Ya şöyle zaten o benim ona güvenime. Ya ben normalde kıskanç bir insan değilim. Hiçbir zaman kıskanç bir insan olmadım. Çünkü yani karşımdaki insana güveniyorum. Hayır hayır. Yani şöyle ya çok iyi didikleyen bir insan olmadım. Zaten o sürelerde o bahsetti hanımefendi bahsetti tarihlerde zaten benim küçük bir bebeğim var. Onu büyütüyorum ya zaten genel olarak haliyle. Ama Merve tam tersi yani hatta o dönemde o loğusalık evet. döneminde kadınlarda şöyle bir şey oluyor. Cinnet.com yani. Yani şu şekilde yani her türlü. İki dakika geç geldi göz yaşlarına boğuluyorsun. Hayır öyle her bir türlü halindesi. Zaten onun kılıfına uyduruyor size. Yani diyor ki işte ev alacağım diyor. Çok sıkı işlere asıldım diyor. Biraz hayatım idare et diyor. İşte dediğim gibi hani arabanın şurasını yaptıracağım burasını yaptıracağım sabaha kadar. İnsanlara Peki. para verdim mağdur olacaklar. Ben yok olmazsam şimdi gitmezsem şöyle olur böyle olur. Yani güveniyorsunuz. Hiç mi sorgulamıyorsun? Hayır hiç o zamanlar sorgulamıyordum. Hatta telefonu ya saf olman lazım ama yani. Ya safmışım ya, demek ki. Kaçırdığınız noktası. Burnunun dibinde ev tutmuş. Demin yeni aradı seni konuştu. Ne diyor yanında ev tuttum diyor. Aynı sen ne dedin bizim mahalle diyorsun. Peki bu kadar nasıl rahat olabiliyor? Yani şu şekilde ama size evde bunları hissettirmiyor. Yani size canım, hissettirmiyor cicim. Ne diyor sabahtan akşama ama benim yanımda duruyor. Hissettirmiyor ama yani şöyle hani o zamanlar bunu hissettirmiyordu. Yani size de bir yandan yani ilgi alaka gösterirken bir yandan demek ki dışarıdan bunları yapıyor. Yani ya tamamen çok özürüm hanımefendi telefon attığında mı? Hanımefendi. Alo. O bayan telefon attığında mı? Şunu soracağım yani mesela... İki gece üst üste beraber olduğu vakit geçirdiği, hiç eve gitmediği bir zaman... Alo. Alo. Sizinle mesela 2-3 gün üst üste beraber olduğu, hiç yanınızdan ayrılmadığı bir zaman oldu mu? Yok, öyle bir zaman olmadı. Nasıldı zaten peki? Zaten ben o şekilde ayrılamazdım. Çünkü dediğim gibi Ankara'da çok ünlü bir iş adamının kızıyım. Evden o kadar uzun süre ayrı kalamam. Ha anladım tamam bakın bir de üniversite öğrencileriyle ilgili bazı şeyler geldi. Zaten eve dönmek zorundasınız bir saatten sonra. Evet. Bir de Esra Hanım karşımızdaki insan bahsettiğimiz kişi evin 20 milyarını verip 250 milyarını sonra vermeye ikna edebilen
farklı yalanları ard arda söyleyebilen ve insanları buna inandırabilen birisi. Dolayısıyla bu ufak yalanlar çok da büyük problem değil onun için. Sizden kimlik istedi mi hiç kimliğinizi? İstedi, evet. Ne diye istedi? Ne diye istedi? Evlenmek istiyorum. Evet. Ben nikah işlemleri başlatayım diye. Kimliğini, nüfus kağıdını bana ver. Evet. Nikah işlemlerini başlatalım diye. Evet. Ben de ısrarla onu tanımadığımı, sağ veremeyeceğimi söyledim. Peki bulunduğunuz okula sık sık gelir miydi? Ne bileyim, jestler yapar mıydı size? Sık sık gelirdi. Bütün zaten arkadaşlarınız tanır mıydı onu? Tanırdı, evet. Şunu sorabilir miyim? Sizin de arkadaşlarınızla daha sonra görüşmeye başladı mı? Yani sizinle ayrıldıktan sonra... Çünkü genelde şöyle, kızlarla tanışıyor, bir de kızların çevresinden de faydalanıyor. Yani onunla işi bittikten sonra onun arkadaşlarının, yani aynı zamanda bana yaptığı gibi sizin problemli olduğunuzu anlatıp aslında ona değil de başka yani birine aşık olduğunu söyleyip. Yani yakın arkadaşlarınızla iletişim kurmaya devam etti mi sonraki zamanlarda? Hayır, ama tesadüfen bir şey öğrendim. Nedir? Ankara'da çok ünlü bir iş adamında aynı şekilde dolandırmaya çabalamış ve ben bir gün onun yanına gittim, dedim ki abi böyle böyle işte dolandırıldım ettim falan filan. Kim dedi? Buymuş abi. O dedi ki ama beni de dolandırdı. Peki işte şimdi yayında değil, yayın dışında ekip arkadaşlarımız o ismin bilgilerini alacak sizden. Yarın tekrar görüşmek üzere Reşit ve Kerim ablayı davet edeceğim. Orhan Gül'ün hakkında söylenen her cümleyle ilgili cevap hakkı ve söz hakkı vardır. Gel Gül ablacığım, konuşacağız tekrar. Tamam, cevap hakkını ve söz haklarını hakkındaki iddiaları cevaplamasında istiyoruz. Çok enteresan değil mi ya? Reşit ve Kerim abla geliyor. Hoş geldiniz, buyurun. Nasılsın? İyiyim abla, sen nasılsın? İçinde bir umut mu var yoksa giderek böyle bir umutsuzluk diyarında mı hissediyorsun kendini? Ya buraya geldiğim günden beri tam böyle bütün umutlarımız bittiği anda sanki lütfen çıkacak gibi. Lütfen sessizlik rica ediyorum. Tam böyle umutlarımız bittiği anda çıkacak hissi vardı. Cüneyt abiye de daha önce de söylemiştim ben bunu. Artık şu anda umutlarım tam tükenmek üzere. Şimdi dün yayının bitmesine son 10 dakika vardı. 10 dakika içerisinde Reşit'le konuştuk. Ekip arkadaşlarımızdan Cüneyt ve bir avukatımızla beraber Adana'ya gittiler. Leyla Atay ve avukatlarıyla bir araya geldiler ve görüştüler. O görüşmeden alacağımız tek bir cümle bizim için çok önemliydi. Biyolojik anneyi işaret eden bilgiler, oradan da yola çıkıp bu işi Allah'ın izniyle sonlandırmakta. Ama elimizde hiçbir şey yok. Leyla Hanım tam tersi, Leyla Atay şu cümleleri kurmuş. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kerime ve Filiz Küpeli biliyor, görümcem her şeyi biliyor dedi. Bugün Filiz abla tüm iddiaları cevaplamak üzere stüdyomuzda alkışlarla geliyor. Gel direkt. Filiz Küpeli'nin bir VTR'si var, o VTR'yi alalım. Suçluyor bizi. Elhamdülillah korkum yok. Çekindiğim bir tarafım yok. Eğer anlattığını bildiğini anlatmak suç ise ben suç işledim. Ona da hazırım. Gelen kendi, alan kendi, götüren kendi, büyütenler onlar. Dün aradım, 2-3 kere aradım. Maalesef açmadı zaten telefonu. 5 belki 10 dakikaya kalmadı. Birisi aradı. Tekrar açtım. Konuşmaya başladı. İşte ben Leyla Hanım'ın avukatıyım. Arkadaşım ben dedim onun yengesiyim. Hani ben onunla görüşmek istiyorum. Hayır, sizinle görüşmek istemiyor. Yengesi olarak beni kabul etmiyorsa ben de onu kabul etmiyorum konuşmaya. Avukata da ihtiyacım yok. Çünkü korkacak bir şeyim diyor. Ben ona bir soru soruyorum şimdi. 83 senesinde 4. ayda Nisan'ın 11'inde kaçtığım gün Nisan 11'inden önce Perşembe günü beni kimin evine götürdü? Kerim ablam annesinin evine götürdü. Madem tanışmıyordu da beni onların evine niye götürdü? Arkadaşım kimden kaçıyorsun? Neden korkuyorsun? Ben korkmuyorum. Eğer cesaretin varsa
ben buradayım. Benimle ne konuştuğun, avukat tutacağım, özellikle geriye dönük 6 aylık dinlensin. Benim gizlice korkacak hiçbir şeyim yok. Yalanının içinde sen boğulun. Son çırpınışların herhalde bulaştıracak kimseyi bulamadın. Ben mi kaldım Leyla? Demek ki suçsuzum diyorsun, görünmüyorsun. Suçsuzum diyorsun, avukat tutuyorsun. Leyla zaten hiçbir zaman için bana net bir cevap vermedi ki. Ne yapacağım boş ver. Esas yalanı söyleyen sensin Leyla. Demek ki her şeyi, planını, projeni çizdin, gözünü sevdiğim. Böyle de bir güzel yalanı uydurdun, bizi de ona ortak etmeye çalışıyorsun. Ama elhamdülillah, anlamak. Sen hepimizi o zaman ayakta uyuttun. Yalanların içinde boğuldun. Artık son çırpınışların bu herhalde. Gene diyorum Reşit'in yanındayım. Gene diyorum Reşit'in yanındayım. Üç kadın, koca devlet hastanesi, koca bir oda, odanın içerisinde yatan diğer hastalar, doğum yapan kadınlar, oradaki personel ama bu çocukcağızın annesinin kim olduğu bilinmiyor. Şimdi Kerim abla ve Filiz, sorularımı size yönelteceğim. O günkü görüşmeden hemen notları söylüyorum, cevaplayın. Reşit'in ailesinin kim olduğunu bilen varsa o Filiz ve Kerim'edir. Vallahi demek ki kendi biliyor Esra Hanım. Benim gördüğüm orada, yine diyorum gündüz. Kerim abla, ben senin evini biliyor muyum? Adresini aslında biliyor muyum? Sen hayır, beni tanıyor musun? Ben seni hayır aradım mı Reşit? Şimdi hayır. Yok. Akşam geldiler. Her şeyi kendi biliyor o zaman. Akşam gelip gitmeleri zaten diyorum ya Esra. Demek ki peki yanındaki yatan, doğum yapan kadının çocuğunu vereceğini sen söylemişsin Kerim'e ile Leyla Atay'a. Aha, Kerim abla yanımda. Ben 3.30'da gittiğimde diyorum ya size, bak başından beri söylüyorum. Yarı aygın yarı baygın, yani kendinde değildi. Nasıl bana diyor ki Kerim abla burada çocuk var diye. Aşk olsun yapmasın. Leyla Hanım söyledi onu. Filiz'in üstüne atmasın. Yani ziyaret işi de yalan olduğu çıktı ortaya abla. Ya bak ki, yani bir bardak su içme zamanı kadar. Yani çocuğu almaya böyle bir ziyarete şey gitmesin. Hanım, zaten ondan sonra bir daha gelmedi. Yanıma da gelmedi. Yani ben ondan zaten hastaneden çıktım, direkt köye gittim. Madem öyle beni çok seviyor ya da biliyordu, o zaman niye gelmedi yanıma? Niye bana bir bilgi vermedi? Ben Reşit'in yanındayım 5 aydan beri. Biz yalan söylüyorduysak varsam kabul edelim. Aynen. Niye çıkıp da demedi? Niye kaçıyor? Neden kaçıyor? Elhamdülillah kaçmıyoruz. Biz kaçmadık. Bildiğimiz, bak bildiğini, gördüğünü söylemek suçsa Esra, ben suç işliyorum. Gördüğüm şahidim. Kendisi zaten ağzıyla Reşit'le beraber kafeye gittiğimizde de demedi mi oğlum? Evet. Ben geldim aldım. E şimdi niye dönüyor? Siz biliyor musunuz? Neyini biliyorum? Gözünüz... Ben hiçbir şeyini görmedim. Onlar çekti gitti. Kendileri gittiler. Mahalleye giden kendi. Kendi yalan söyledi. Bak o gün konuştuğumuzda da ne dedik? Mahalleye girdiğinde ne dedi? Arif'in çocuğu diye gene söylemedi. Aynen. Öyle söyledi. Yani neyini yalan söyleyeceğim? Bu çocuk alındı. Bu çocuk alındı da o olay esnasında sadece tesadüf orada bulunmuş. Ha. Çocuğun verileceğini sen söylemişsin, böyle evlatlık verilecek, kadın çocuğunu verecek. Kerim'e gel al demişsin. Onlar aha, gitmişler. Kerim abla, dedim ben mi? Bilmez ki Filiz, Kerim abla geldi bu çocuğu aldıysın. Nerede siz oturdun? Tanışıyor muydunuz? Hayır. Hayır canım. Ben ne diyorum bak, bir gördüğüm çocuğu almaya geldiklerinde, bir de bu İstanbul'a gelirken ilk defa o zaman Kerim ablayı gördüm. Aynen. Aha, yüzü. Ortada bir yalan daha var. Ağzımız bir olsun cümlesini de inkar etmiş Leyla Hanım. Onu da kendi söyledi, ben orada şahidim. Telefonla konuşuyordu. Bu arada Filiz de Kerim'e de benimle ilgili yalan söylüyor. E çıksın gelsin. Hangi çıksın gelsin yalan? O zaman ispatlasın burada yüzümüze. Ya biz buradayız. 5 aydır buradayız zaten, ispatlasın. Telefona bile bağlanmıyor. Neye yalan söylediğimizi gelsin yüzümüze söylesin. Bana bak Leyla, bana bak. Kanun da var, Allah da var. Hesap verme günü geliyor. Elin ayağın tutuştu. Nankör. Annemin bana yapmadığı, doğum yapan kadın, sevgisini vermeyen bir evladına sana veriyordu Leyla. Abi bir saniye Kerim bunları abla. Bunları mı inkar ediyor? Kerim abla orada devreye gireceğim. Reşit anneannenle Leyla Hanım'ın bağı hakkında ne söyledi? Kesinlikle dedi, yalan dedi. Ben o kadar samimi değildim dedi. Ama Filiz teyze de işte ben burada gireyim o zaman, beni diyor kaçırdıklarında diyor anneannenin evine getirdiler. Anneanneyle hiçbir samimiyetim yoktu. Arada sırada görüşürdük. Onunla gözün aynı evde kalmadım. Dursun. Hatta hani o duş almama evzu var ya, samimiyet derecesini evet gösteren. Evet, bunu da yapmadım. İnkar peki yaptı, Esra Hanım, ben 83 senesinde Nisan 11'inde kaçtım. Nisan 11'i. Kaçmadan önceki perşembe.
Yani arada 3-4 gün mü oluyor? Tam günün değil, siz hesaplayın. Beni aldı götürdü o zaman samimi olmadığı bir insanın evine. Sana soruyorum, kaynanası mı görür önce gelini olacak kişiyi yoksa komşusu mu görür? Beni niye götürdü oraya? Niye gittik oraya samimi değildi? Rahmetli Nezihe Hanım'ın anneannesinin evine gittiniz. Evet, götürdüler beni oraya götürdüler. Bal gibi de samimilerdi, yedikleri içtikleri ayrı evet, gitmiyordu, sırdaşlardı. Bak, beni ilk kaçmadan önceki gün beni tanıştırmak için eve yani kendi sınava götürdü yani aslında onay bilmiyorum. Almaya götürdü. Yani bilmiyorum oraya götürdü. İçtiğim bir bardak çayı bitirmedim Esra Hanım ben orada. Çayı bitirmedim. Ne diye gittiniz oraya? İşte beni hani tanıştırmaya götürdü hani abisini işte efendim annesinin evine. Annesinin evine götürmedi beni. Kim kimdiniz? Leyla ben bir de beyimdi. Beni direkt hani önce Leyla'yla zaten hani beyim sonradan geldi. Leyla'ydı beni oraya götüren. Ben nasıl bileyim onların evini? Benim oturduğum yer doğum evinin arka tarafı. Onlar karşıya kadar şeyin ırmağın kenarındalar. Yani ben ona niye yalan söyleyeyim? Neyimi görmüş? Çıksın söylesene ben buradayım. Peki Kerime Hanım'ı neden tanımıyorsunuz o zaman? Evlendikten sonra duyduğum yani gördüm değil mi? Evini bilmem, samimiyetim yok. Annesiyle de taş patlasın hani 4-5 kere ya girip çıkmış bir çayını içmişimdir. Hani öyle bir şeyim yok çünkü rahmetli kaynanam bırakmazdı zaten dışarıya. Kaynanam bırakmazdı beni dışarıya. Ama kendi geldiği zaman işten, geldiği zaman fırsatını bulduğu zaman direktman Nezihe teyzenin yanına giderdi. Beşin anneannesinin. Siz evet. Peki Kerime Hanım'ın çocuğu olmadığını biliyor muydunuz? Nezihe Hanım'ın torununuz, torun sahibi olamadığı konuşuluyor muydu? Şöyle çok sık değil. Sadece biliyordum ki çocuğunun olmadığını. Hani onun dışında hani alma ve öyle bir şeyini bilmiyorum. Hani isteyip istemediğini hani onları bilmiyorum. Ama çocuğunun olmadığını sadece biliyorum. Bu gördüğümü anlatmak suçsa peki, duydum. Peki çok net. Filiz Hanım neden Leyla Hanım yalan söylüyor? O zaman ikinizi suçlamasının bir sebebi olmalı. Vallahi ben de merak ediyorum işte çıksın. Yalan söylemiyorsa 5 aydan beri nerede? Niye çıkıp bir kere de sağ... Ben de buradayım işte gelsin. Niye açmıyor telefonu? Niye avukatı benimle konuşuyor? Mesela Leyla Hanım diyebilirdi ki üçümüzün de ilgisi yok. Ne Filiz'in ilgisi var ne Kerime'nin ilgisi var. Biz i̇şte, o anda denk geldi aldık çıktık. Onlar da bilmiyor işte, diyebilirdi. Bana ben anlamadım. Hayır onlar biliyor diyor. O zaman kendisi kim de biliyor. Kim olduğunu Kerime Ongun ve Filiz Küpeli biliyor. Hiçbirimiz bilmiyoruz da diyebilirdi. Bu da bir seçenekti. Nasıl bilmiyoruz oldu bitti onu... o gün olan bir olaydı diyebilirdi. Hayır onlar biliyor diyor. Niye sizi suçluyor? Demek... Doğum yapan kadın nasıl çocuğu ben nasıl gideceğim? Ben orada yeni doğum yapmışım bir. Akşamleyin geldiler olmaz. Diyorum. Aldılar ve gittiler. Ben nasıl götüreceğim ben nasıl bileyim kadın? Evini bilmiyorum diyorum. Bir samimiyetim yok diyorum. Ben zaten Salbaş'ta oturuyordum. Nasıl bana, gideyim? Bana şey de çok garip geliyor. Bu konuları konuşuyoruz. Gelin görümcesiniz. Hiç aramadı mı sizi bunca zaman içinde? Yok. Hiç haber. Bu da çok garip yok. Değil mi? Abisinin... Bu da enteresan. Evet. Yok, yani abisinin karısı. Yok. Ben özellikle avukat hanıma da dün söyledim. Bağlandı aradığında ben hatta buradan mı aranıyor diye. Dedim hani sen niye beni arıyorsun? Ben onunla görüşmek istiyorum. Ben onun yengesiyim. Sizinle görüşmek istemiyor dedi. Bu da çok acayip. Ortada alıp sizinle görüşmek istemiyorum. O zaman sen benimle görüşmek istemiyorsun. Ben de görüşmüyorum. Sizin hiçbir iddianız yok. Yok Leyla bir şey çocuk söylemedim. Demediniz. Bir şey Leyla yapmadım. Hanım'ı suçlamadınız. Neden görüşmüyorsunuz? İşte ben de o zaman? Onu anlasam zaten demek ki bocaladıkça batıyor mu bilmiyorum artık ki kendine bir yoldaş mı arıyor? Yanına bir şey mi arıyor? Ben de anlamadım. Peki, ne istiyor onu da bilemedim. Kız kardeşleriyle görüşüyor mu? Efendim? Yani aile bağları nasıl? Şimdi şu anda o 5 aydan beri hiç kimseyle görüşmüyor. 4-5 aydan bu olay başladı başlayalı. Hani benim bildiğim bir kaynım var zaten hayatta şu anda beraberimde. Geçen hafta değil önceki hafta benim evimde misafirlerdi. Ne arıyorlar ne soruyorlar. Ada ben şaşırıyorum ben gerçekten ben de ekrandan duyuyorum çoğunu. Ah bu iş yılan hikayesine döndü yemin ederim. Eşidin olayı ortaya çıktığı zaman çok söylemiş olduğumuz ilk baştan korkunç verilere ulaşacağız. Bunun bilincindeler. Onun için Leyla Atay'ın bugünkü avukatlarının ofisine bile maddi durumdan şu anki durumundan giremez. Çocuk bakan bir kadın her davayı... Yani imkanları vardır ve şartları buyurun. Vardır. Hayır canım şimdi tutmuştur. 50-100 bin liraya en ufak davaya alan bir avukat yapamaz. Avukatlar ne yazık ki Leyla Atay'ın etrafındaki bütün insanlar Ersin Çıtır'a bağlı. Ersin Çıtır yukarıda, Şema
Aslan abicim onu bilemiyorum. Beni burada Leyla Atay'ın bu konudaki yani bir açıklaması, bilgisi beni çok ilgilendiriyordu. Reşit oraya kadar gitti. Cüneyt de oradaydı. Bizden de bir avukat vardı. Hani minik bir bilgi işte kadın Esmer'di. İşte yok Urfalıydı, Ankaralıydı, Maraşlıydı, şöyleydi, böyleydi. Atıyorum. Diyelim ki pavyonda çalışıyordu o zamanlarda. Ya işte şöyle bir durumu vardı. Bir bilgidir bakın. Ya da 6 hayatım... tane göz, 6 tane kulak, bu kadar insan. Yani bu çocuğun biyolojik annesi kim ya, yazık. Ya da hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Bu kadını sonradan gördüm. Şuraya gitti, bu şehirde yaşadı. Bir kez daha görüştük. Bu da ihtimallerden birisi. Ben Leyla Hanım'ın kadınla birkaç kez daha haberleştiğine inanıyorum. Kadından çocuğu aldık. Bir daha hastanede kimse yüzüne bakmadı. İnandırıcı bir iddia İnsanın değil. İnsanın aklına daha kötüsü geliyor. Ya o zaman çaldınız mı abi demek geliyor içimden ya. Ya bu kadar hızlı çabuk olur mu? Ya bir köpek bile doğum yaptığında en azından hangi bölgede nerede yaptı, kaç çocuk bilirsin, her şeyi bilirsin ya. Bu kadar da değil. Abla, vallahi bu kadar da değil. Ciddi bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde benim bir ailem olmasaydı, biyolojik ailemden bahsediyorum. Şimdiye kadar bu kadar zan altında kalan işte Çıtırık ailesi, Altıgöz köyüydü, şunlardı bunlardı. Aynen. Bunu ne yapar ne eder ilk bir haftada, ben 25 Eylül'de buraya çıktığım haftasında Leyla Atay'ı hemen git, yayın arkasından da olsa bu çocuğun ailesini açıkla, bizi ağır ithamlarda bulunmasınlar derlerdi. Çok basit. Ya benim hatırladıklarım bunlar. Kadınla alakalı. Aynen öyle. Filizler ki ben hatırlamıyorum şey ama Kerim abla da şunu hatırlıyorum. Bir yerden yakalarsın. Hiçbir bilgi yok. Ya da şu hemşire de vardı dersin. Kaş adı, soyadı, onları geçtim. Boyu, postu, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ve üç tane kadının yaptığı, aldığı bir çocuktan bahsediyoruz. Bu normal değil. Üç kadın değil, bir kadın abla. Annemle de Filiz teyzeyi de kullanmış oldu o sahnede. Ben ona inanıyorum. Oyun kurulu bir şekilde gitti. Esra mı? Çünkü orada, bir dakika, orada 5 dakika dahi durulmadı diyor. Sen nasıl ziyarete gittin o zaman gelinini? Teyze sana, senin çocuğuna altın taktı mı, gözün yok, aydın dedi mi? Yok. Halını hatırını sordu mu? Bir daha gelmediler zaten. Bir daha gelmediler. Bir daha gelmediler. Ya, gün gibi aşikar. Oyun Esra, kurulmuştu daha benim önceden. Onun üzerine gittiler yapma bunlar. Reşit, hiç mi annen sormamış yani? Nereden buldun? Kimin çocuğu? Neyin nesi? Kimin onu biliyorsa annemle beraber Leyla yani biliyor. Yani mutlaka annen sormuşsundur Kerim abla. Annen zaman... senden sonra gördü çocuğu. Efendim? Annen senden sonra gördü çocuğu. Ya ilk gelen çocuğu bak Sebu söylerdi, ben yoktum evde. Yok yok, dedin ki şimdi annemle Leyla biliyorlardır dediniz. Ben biliyorlar bilmiyorum dedim. O biliyordur marka onun. Nereden bilsin? Ya. Ama nereden bilsin, annen senden sonra gördü çocuğu. Tamam, benden sonra görse bile diyorum, onun sırdaşıydı diyorum. Ama sen hiç onu da inkar etmiş, mi? Sırdaş değildik biz demiş. Yazdıklar çok yakın olsun değildik demiş. Yazdıklar olsun. Esra Hanım, Filiz Hanım'a bir şey şimdi sorayım. Hiç merak etmedin mi Kerim abla? Hiç mi merak etmedin? Leyla Hanım'a çocuğu yani kimin çocuğu olduğunu hiç mi merak etmedin? Ben son giren sordum, dedi ki babası diyelim. Leyla Hanım'a ele verecek. Ben de kendi adımla söyledim, söylemem. Resimler var. Çocuk çalan adam var. Bana geri getirmeler. Şimdi ver onları bize Aslan abi. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Aynen öyle. Daha yani ne kadar bekleyeceğiz? Bir saniye. Ben Reşit'e bir soru sormak istiyorum. Reşit, çocukların resmine bana ne kadar hırsızlar adı. Çok özür dilerim Aslan abi. Reşit, sen oraya bir umutla gittin. Bir bilgi almak amacıyla. Ne dünya? Biraz önce dile getirdiğimiz cümleler, sizin yaptığınız görüşmeden benim elime ulaşan bilgiler. Ne hissettin çıkarken? Ne öğrendin? Hiçbir şey abla. Çünkü avukatı, o bayanın ismi neydi? Yok yok, o değil abi. Telefona bağlanan yok mu? Nafiye Hanım'dı değil mi? Evet. Nafiye Hanım'ın akrabasını avukat tutmuşlar. Nafiye Hanım kim? Çıtırıkların gelini. Yani bu çok belli aşikar. Buradan Cumhuriyet Savcımıza da sesleniyorum. Allah rızası için diyorum. Bakın, bu kadını koruyup kollayan Çıtırık ailesidir. Aynen. Demek ki benim olayımdaki kilit açıldığında birçok pislikler ortaya çıkacak ki bu kadını koruma moduna almışlar. Yani bunu 5 yaşındaki çocuk bile anlar. Gün gibi ortada. Nafiye Hanım'ı tanıyormuş. Bilinçli olarak yani, konuşturmuyorlar. Hatta avukat dedi ki bir konuşma arasında, biz çöküyoruz.
rica ederek diyoruz ki, madem alnın açık, madem kendine güveniyorsun, suçsuzsun, yayına bağlan, yayına gel. Gerekirse stüdyoyu boşaltacağız. Bak yeter ki gel yayına. Söz hakkını kullan. Avukat oradan diyor ki, ben diyor kesinlikle diyor izin vermiyorum. Tabii diyor Leyla Hanım'ın kendi bileceği. ...adına davranışlar sergiliyor olabilir. Şunu merak ettim, bırak buraya gelmesini. Orada, ya Reşit senin biyolojik annenle ilgili bildiklerin bunlardır. Al merak ettiğin soruların cevabı diye bir cevap. Yok abla, yok yok. Aynı bozuk plak gibi dersine çalışılmış, hazırlanmış bir metni okudu tekrar bana. Oğlum sen cinnet geçirmedin mi orada? Abla kendine şunu söyledim ben, bunu tehdit olarak algılamayın da. Sen Şükret dedim bir bayansın, kadınsın. Bak sen kadın olmasaydın anlayacağın dilde konuşurdum ama ya, sen bir kadınsın. O da değil. Nafiye Hanım'ı nereden tanıdığını anlatıyordu Filiz Hanım. Nafiye Hanım'ı sadece samimiyetim onlarla da yok ama aynı binada görüncem yanılmıyorsam üstte onlar aşağıda oturuyorlardı. Yani o zaman gençlerdi hani evli falan değillerdi. Onu biliyorduk gençlik dönemleri birlikte geçmiş. Onun dışında hani bir, onlarla da bir şeyim yok. Bu arada enteresan fotoğraflar gelmeye başlıyor Reşit'le alakalı. Ya yani beni çok üzen durumlardan biri. Üç tane kadın var. 84 yılı. İddia edilen Ekim ayı kaç Ekim'de? 12 Ekim'de. 12 Ekim'de Adana Meydan doğum evinden bir çocuk alıyorlar. Yıllar sonra bu çocuk diyor ki beni aldığınız o gün kimin kucağından aldıysanız bana biyolojik annemle ilgili bilgileri verin. Üç kadın da hiçbir şey bilmiyor sevgili seyirciler. Aynı plak dön 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 geliyor. Ben buradan bir şey seslenebilir miyim? Ama diğer tarafta ekran başında Kabe'yi ziyaret eden seyircilerimiz onu alıp da destek olmayanlar bu fotoğraf karesini görsünler. Ekranda gördükleri bu çocuk için dua ediyorlar. Bir görebilir miyiz o fotoğrafı? Reşit abiye selam ve dua ile inşallah tez zamanda aileni bulursun. Dualarım seninle demiş. Amin. Ya. Allah kabul etsin inşallah. Sen bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur Allah rızası için. Ben bu çocuğu aldığımda bütün karnalar doluydu. Ne olur gördüklerinizi, isminizi vermeden bağlanın. Allah rızası için. 5 aydır burada çektiğimiz eziyeti Leyla seviniyor. Ona... Lütfen Allah rızası için bağlanın. İsminizi vermeden açıklama yapın. Aldığım günü yatanlara sesleniyorum ne olur. Bir de abla diyor ki ben de diyor her gün diyor dua ediyorum diyor annen çıksın diye diyor. Çıktığı gün de diyor kurban keseceğim diyor. Sana ben keseceğim Leyla. Benim bir sorum daha var aslında Reşit'e görüşmeyle ilgili. Gürbüz çocuklarını hiç bahsettiniz mi görüşmede? İlk gelen gürbüz çocuk nerede, kim aldı, nasıl oldu? Hiç konusu açıldı mı onun? Yok, hayır. Onu hiç bahsetmiyorum. Yalnız mı geldi Leyla Hanım? Oğluyla beraber geldi. Ya daha doğrusu biz ofise girerken onlar içerideydi. Oğlu vardı yanında, avukatı. Biz de işte 3'e 3 gitmiş olduk. Ailesinin yaklaşımı nasıl konuya? Yani ailesinin yaklaşımı da işte annemi mağdur ettiniz. Siz annenizi arayabilirsiniz, her türlü haklısınız ama onu yaparken işte bir kadının da hayatını mahvedemezsiniz vesaire gibisine. Dönüp de şu cümleyi kurdun mu? Benim gasp benim olan, hayatım. Benim hayatım, benim gasp olan hayatım ne olacak? Onu dedim soyba bir de... Soyba değişiyor, köklerini kaybediyor ve daha acısı sevgili seyirciler... Hangi toprağa, kime ait olduğunu bilmiyorsun. Ne kadar güzel. Her gün bir umutla yaşıyor. Ve her acaba gün bir umutla ve bunun travmasını. Allah acıyı kendine de göre. Yani yarın ben çocuklarım büyüdüğünde bana dediklerinde baba soyumuz sopumuz nereden geliyor? Ben bunların cevabını nasıl vereceğim? Yani bunun hesabını kim ödeyecek bana? Bunun diyetini kim ödeyecek? Bir de kaybedilen bu kadar yılın hesabını bir de ortadaki verecek? Korkunç iddialara göre onlarca aile, onlarca çocuk var. Bu kadar mağdur olan insanın hayatı mı yoksa bir başına Leyla Atay denen zalimin hayatı mı? Evimi yaktı diyorlarmış, arabayla çarpıyorlar.
Demek ki istemişsin. Biliyorlar güzel güzel yürüyorlar. Onlar doğru şeyler değil Kerim ablacığım ya. Sorunu bana mı soracaksın Reşit'e mi? Filiz abla sen konuşuyorsun, ediyorsun da burada okları üzerine çeken kendinsin aslında. Sen hastanede o gün konuşmaları hatırlamıyorum, sancım var dediğin halde aşağıya inip ilk Leyla'yı arayan sensin. Burada bütün okları sen üstüne çekiyorsun ve bir de Leyla Hanım'ın seni yoklamaya gelmesi, senin o hastanede bilmiyorum belki yatarken ben bu çocuğu biri vereyim dedi. Sen aracı oldun gibi. Ben şimdi Leyla'yı burada savunmuyorum ama Leyla Hanım'ın dediği bana da artık üçünüzün ne söylediği çok çelişkili konuşuyorsunuz. Mantıklı yok, geliyor açıkçası. Çelişkili ben konuşmuyorum. Hiç de çelişkili ben sizin konuşmuyorum. De bu olayın içinde olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim şahsi. Sen sordun bir dur cevap mısın? O senin kendi düşüncen. O senin kendi düşüncen. Elhamdülillah ben gene diyorum. Ben savcının önüne de hazırım. Cumhurbaşkanına da hazırım. Aynen. Her şeye hazırım. Polise de hazırım. Kimden korkacağım? Ablacığım, ben sana diyorum ki sana sen kadının halinde ne anlayabilirsin? Sancılıydım bak. İlk girdiğimde o sancılıydım. O zaman nasıl indin aşağı? Sonra arkadaşım sancım kesildi diyorum değil mi? Doğum yapamadım ben. Evet. Doğum yapamadım. Aşağı indim. Telefon açtım. Devrisi günü diyorum ben. Lafı iyi dinlerseniz ben baştan beri aynısını tamam söylüyorum. Tamam da niye Leyla Hanım'ı aradınız? Niye Leyla? Kim aldım. Var? Yaşlı bir annem var. Okuması yok, yazması yok. Kim var? İşte okları böyle çekersiniz. Akraba diye güvendim. Akraba diye güvendim. Kime güveneceğim? O zaman akrabanı kötülemeyeceksin burada. Şimdi ben ne zaman kötüledim? Ağzımdan şey herhangi bir şey çıktı mı? Bir şey söyleyeceğim. Ya sen dost musun, düşman mısın? Herkese muhalefsin. Hemen, hemen gir. Hemen herkese gir. Hemen gir. Tatlı, herkese. Tatlı ne şirin. Kadın dost tatlı musun, şirin bayan. Ablacığım sen 3 aydır buradasın. Ya. İlk defa söyledin annesinin evine çağırdığını doğumdan sonra. Hep niye geldiğinde söylemedin de 3 ay sonra söyledin? Neyi? Demedin mi? O şeyden kaynaklanıyor. Kendi annenin evine götürdü. Benim bir dakika Hüseyin. Hüseyin bir dakika. Dökülmeye Leyla Taş şey dedi. Yalandır dedi. Ben dedi senin anneannenle hiç samimi değildim dedi. Ona istinaden söyledi. O öyle söyleyince ben dedim ki nasıl tanımıyor onu? Nasıl yalan söylüyor? Beni o zaman tanımadığı bir eve bir gelini, bir namusunu insan başka eve götürür mü? Peki Filiz abla, bir yatak fikrim. Sendin. Efendim? Bir yatak sendin. Bir yatak Reşit'in annesiydi. Orada 5-6 tane daha yatak varmış. Hiç mi sohbet etmediniz? Ne bileyim Trabzon'dan gelen bir kızcağız vardı, o da doğum yaptı. Malatyalı bir hanım vardı, onunla konuştuk. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ya. Doğum yaptığın çok özel günler bunlar. Bak hatırladıklarımı zaten anlattım. Kadına sordum hani çocuğunu. Onu bilmiyorsun. Ama hani Malatyalı, yok. Trabzonlu, Kayserili yok. Şimdi başka kızlar vardı orada doğum zaten. Yapan. Hani düşünüyorsun ya nasıl yapacağım? Şöyle bir anons yapacağım. Daha önce yapmışımdır ama lütfen dikkate alsınlar. 1984 yılı. Evet. Ekim ayı. 12'si. 12 Ekim diyorsun ama Ekim ayı içerisinde özellikle de 5 ve 15 Ekim tarihlerinde o hastanede doğum katında görev yapan ebeler, hemşireler, Allah razı olsun. Doğum yapan annelere buradan sesleniyorum. Hekimlere. Ha? Hekimlere. Hekimlere sesleniyorum. Lütfen bildiklerinizi bizimle paylaşın. Artık son olayımız bu. Allah yani. Allah ondan sonrasını bilmiyorum. 1984 yılı Adana Meydan doğum evinde doğum yapan annelere doğum gerçekleştiren 5 ve 15 Ekim 1984 yılları arasında doğum yapan annelere sesleniyorum. Reşit'in biyolojik annesini bulma konusunda lütfen bize yardımcı olun. Yine 1984 yılı 5 ve 15 Ekim tarihleri arasında görev yapan ebelere, hemşirelere ve hekimlere sesleniyorum. Hasta bakıcılara sesleniyorum. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun. Artık iş buraya geldi. 3 tane kadın. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum biliyor musunuz? Reşit adına çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Diğer tarafta hastaneyle ilgili yapılan ihbarlar ve iddialar zaten savcılıkta artık Adana'da. O oradaki ağlayan annelerin belki de gözyaşlarını dindirecek, o soruşturma devam ediyor, dindirecek bir olay. Ama bir tarafta bir insan evladı için de çok üzülüyorum. Ve bize yol gösteren insan aslında Reşit. Böyle evet. Bir hata var, ortaya çıkartın dedi. İlerledik ama onun hayatına dokunamadık daha. Yani eğer söyledikleri gibi doğruysa Filiz ablanın, Kerim ablanın Ekim ayında 1984 yılında dünyaya geldiyse ve bahsedilen tarih 12 Ekimse o tarihte doğum yapan bütün annelere sesleniyorum. Bildiğiniz ne varsa bizimle paylaşın. Benim artık gücüm bitti çünkü. Başka da hiçbir şey söyleyemiyorum.
Ay sinirimden ağlayacağım o durumdayım. Vallahi sinirimden ağlayacağım ben yani çok özür dilerim. 34 yıl. Bu kadar çocuk oyuncağı gibi ya. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun.